Bengütürk TV'de Teknoloji ve Gelecek programına hoş geldiniz. Ben Şenol Vatansever. Programımızla ilgili detaylara ve önceki bölümlere www.teknolojivegelecek.com adresinden her zaman ulaşabilirsiniz. Yine program sırasında ve sonrasında sorularınız ve yorumlarınız için Twitter üzerinden Teknoloji ve Gelecek hashtagine her zaman yorumlarınızı, sorularınızı gönderebilirsiniz. Bugünkü gündemimiz küresel çip krizi, Çin, Tayvan ve ABD gerilimi. Özellikle pandemi döneminde çip kriziyle beraber üretimlerin durduğunu, otomotiv sektörü başta olmak üzere gözlemledik. Bu tabii fiyat artışlarına bir taraftan yansıdı. Son dönemde yine Çin, ABD ve Tayvan üçgeninde bir gerginlik var. Bu gerginliğin etkileriyle beraber yeni bir kriz karşımızda olacak mı? Bunları değerli konuklarımızla beraber stüdyoda ve uzaktan bağlantılarla konuşacağız. Bu krizin etkileri ne olacak? Türkiye tarafında işte TOG başta olmak üzere sektörler etkilenecek mi? Bunun çözüm yöntemleri neler olabilir? Bunları hep beraber detaylandıracağız. Şimdi ben takdim ederek kendilerine başlamak istiyorum. MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Osman Çalışkan. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok şükür. Siz de iyisiniz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Murat Kırık hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Şenol Bey. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İlerleyen dakikalarda aramızda uzaktan bağlantıyla Telekomünikasyon, Uydu ve Elektronik Sanayicileri İş İnsanları Derneği TÜYAT Başkanı Hayrettin Özaydın katılacak. Yine uzaktan bağlantıda haftalık kripto raporu için ekonomist Erkan Öz aramızda olacak. Şu anda da Dijital Biz Dergisi yazarı Arzu Tufan haftalık teknoloji raporu için aramızda. Arzu Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum Şenol Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler, sağ olun. Programımıza sizinle başlıyoruz. Bu hafta Türkiye'de ve dünyada teknoloji alanında ne gibi gelişmeler oldu? Buyurun söz sizde. Öncelikle değerli stüdyo konuklarımız hoş geldiniz programımıza diyerek teknoloji gündemini aktarıyorum. İlk haberimiz TÜBİTAK'tan bilimsel tarım ve hayvancılık projelerine 50 milyon liralık destek verileceği haberi. Haberin detayları Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK ülkede tarımsal üretimin verim ve kalitesinin arttırılması amacıyla gıda, tarım ve hayvancılık alanındaki bilimsel projelere toplam 50 milyon lira destek verecek. TÜBİTAK'tan edinildiği bilgiye göre kurum ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında destek programı hazırlandı. TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından açılan 1003 Tarım Gıda-2022-1 Tarımsal Araştırmalar Ortak Çağrısı ve 1005 Tarımsal Araştırmalar Ortak Çağrısı başlıklı çağrılarla sunulacak projelerin çevrim içi başvurusu onaylarının tamamlanması için son tarih 3 Ekim 2022 olarak belirlendi. Çevrim içi başvurusu tamamlanmış projelerin elektronik imza işlemleri için son tarih 6 Ekim 2022 olarak güncellendiği gelen açıklamalar arasında yer aldı. Diğer bir haberimiz ise Antalya'da 3 boyutlu sanal evren merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladığı haberi. Habere ilişkin detaylar, Antalya'da Bellek Turizm Merkezi'nde kurulan Digiverse adlı dijital evren multimedya görsellerle misafirlerine farklı bir deneyim yaşatıyor. Kentte 7'den 70'e her yaş grubunun sanat, teknoloji ve eğlenceyle buluşturan ve 5000 metrekarelik alanda kurulu Digiverse ziyaretçilerine çıplak gözle 3D boyutlu sanal bir evren içerisinde yolculuk sunuyor. 360 derecelik sürükleyici sergi merkezinin yer aldığı mekanda çocuklara yapay zeka teknolojileri de tanıtılıyor. Digiverse Genel Müdürü Feride Uygun yaptığı açıklamalarda dijital mekanın turizmde ürün çeşitliliği noktasında önemli bir unsur olduğunu söyledi. İnsanların resimlerin canlandırıldığı sanal bir evrene taşıdıklarının bir macera yaşattıklarını aktaran Uygun, sanal evreni bugüne kadar hep gözlükle deneyimledik. Digiverse ile artık gözlüksüz, çıplak gözle şahit olabiliyoruz açıklamalarında bulundu. Diğer bir haberimiz ise James Webb Uzay Teleskobu bir öte gezegende ilk kez karbondioksit tespit ettiği haberi. Habere ilişkin detaylar ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA 25 Aralık 2021'de uzaya fırlattığı James Webb Uzay Teleskobu Güneş Sistemi'nin dışındaki gezegenin atmosferinde ilk kez karbondioksit tespit etti. New Science haberine göre Güneş Sistemlerinin dışında yer alan bir öte gezegende ilk kez karbondioksit bulunması uzak gezegenin gizemlerine dair
ipuçları ortaya çıkardı. Kaliforniya Üniversitesi'nden Natalie Battaglia ve 1000'den fazla araştırmacıdan oluşan bir ekip James Webb verilerini inceledi. İncelemenin sonucunda Güneş Sistemi dışında yer alan ve 700 ışık yılı uzaklıktaki WASP-39b adlı öte gezegenin atmosferinde karbondioksit olduğu ortaya çıktı. Araştırmacılar söz konusu öte gezegenin atmosferinin ayrıntılı incelenmesinin WASP-39b'nin oluşumu gibi pek çok detayı ortaya çıkarabileceğini değerlendiriyor olması dikkat çekti. Satürn'e yakın büyüklükteki kütleye sahip olduğu belirtilen WASP-39b, Jüpiter'in ise 1,3 katı çapında olduğu gelen açıklamalar arasında yer aldı. Diğer bir haberimiz ise ilk yerli gözlem uydusu RASAT'ın görev süresinin dolduğu haberi. Haberin detayları ise TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk yer gözlem uydusu RASAT, yörüngede geçirdiği 11 yılın ardından görevini başarıyla tamamladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre RASAT için TÜBİTAK Uzay Yerleşkesi'nde 11. yıl dönümü kutlama törenleri düzenlendi. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal, TÜBİTAK Uzay Enstitüsü Müdürü Mesut Gökten ve enstitü çalışanları katıldı. Varank, törendeki konuşmasında RASAT'ın Türkiye için bir ilk olduğunu, bir emeğin ve gayretin göstergesi niteliği taşıdığını söyledi. Uydunun Türk insanının kabiliyetlerini gözler önüne serdiğini vurgulayan Varank, RASAT, Türkiye'yi tam bağımsız yapma mücadelesinin en somut örneği. Türk mühendis ve teknisyenlerinin, bilim insanlarının ne kadar becerikli ve kabiliyetli olduğunun örneğini yaşıyoruz. 3 yıl ömrü olacak diye tasarlanan ürün 11 yıl boyunca ülkemize hizmet etti. Vatandaşlarımızın sorunlarını da giderecek şekilde bu uydudan faydalanıldı. Milli güvenliğimizle alakalı çok hassas noktalarda işlev gördü. Bu da bizim insanımızın kabiliyetinin ne kadar yüksek olduğunun bir göstergesidir açıklamalarında bulundu. Son haberimiz ise Mark Zuckerberg, Hunter Biden hakkında haberi sansürlediklerini itiraf ettiği haberi. Haberin detayları, sosyal medya platformu Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, 2020 seçimleri döneminde Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkında çıkan bir haberin algoritmatik olarak sansürlediklerini itiraf etti. Zuckerberg, Joe Rogan Podcast programında 2020 seçim döneminde Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarında babasının konumunun iş anlaşmaları için kullandığına yönelik ortaya çıkan habere ilişkin yaptığı açıklamalar gündem oldu. O dönemde Federal Soruşturma Bürosu FBI seçim sonuçlarını etkileyeceği dezenformasyonlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarı yaptığını belirten Zuckerberg, bu nedenle algoritmatik olarak habere sansürlediklerini söyledi. Zuckerberg, bu kararın yanlış olduğunu bilmek beni çok rahatsız ediyor. Yapmamız gereken bir şeyi yaptık. En kötüsü de bu oldu ifadelerini kullandı. 2016'daki başkanlık seçimlerinde Rusya'nın çok fazla etkisi olduğuna işaret eden Zuckerberg, FBI bize geldi ve ekibimizdekilere dikkatli olması gerektiğini söyledi. Bizi özellikle bu haber konusunda uyarmadı ama bu haberde bağlam dahilindeydi açıklamalarında bulundu. Bu haftada teknoloji gündemimizde bu haberler yer almaktaydı Şenol Bey. İyi yayınlar diliyorum. Dijital Biz dergisi yazarı Arzu Tufan'a aktardığı değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere Arzu Hanım. Görüşmek üzere, iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Şimdi Osman Bey'le devam etmek istiyorum. Başkanım, bir girizgah yapalım öncelikle. Çin, Tayvan ve ABD geriliminin sebeplerini ve tarihçesini anlatabilir misiniz? Bu aslında Çin ve ABD arasındaki ekonomik savaşın bir parçası mı? Ve bu nasıl çip krizine yol açıyor? Buyurun, söz sizde. Teşekkürler. Şimdi tabii çok eskiye dayanan bir kökeni var. Çin ve Tayvan tarafındaki siyasi gelişmeler diyebilirim ki 700-800 yıllık bir yapı. Fakat biz son 100 yıla odaklanıp ona bakmak. O kadar geriye gitmiyor. Yok, çok eskiye gitmeyelim ama hanedan döneminden gelen bir iç çatışma süreci var. Bu süreç 1895'e kadar tarihi olarak ilerlediğini kabul edelim. 895'te Japonların Tayvan'ı işgal etmesiyle beraber farklı bir boyuta taşınıyor. Tabii 2. Dünya Savaşı'na kadar bu şekilde devam ediyor. Tayvan kendi içinde biraz bağımsız gibi ama yine Japon işgalinde eğitim sistemini Japonya şekillendiriyor. Anakaradan eğitim sistemiyle beraber biraz kopmuş duruma geliyorlar. Bu arada Çin'in içinde de
devamlı. Anakara'da da ciddi siyasi gelişmeler oluyor. Aşiretler birbirleriyle anlaşıyorlar. Kavgaları oluyor. Bu süreçte o kopukluk görüşler olarak da yönetim tarzı yönünden de derinleşiyor, farklılaşıyor. Ta ki 49'a kadar bu böyle devam ediyor. 49 senesinde Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nda kaybetmesinden sonra Amerika bir arabuluculuğa soyunuyor. Bir taraftan Tayvan'ı koruması altına almış gibi oluyor. Japonya'nın Tayvan üzerindeki hak iddiasını tamamen Amerika'da imzalanan bir anlaşmayla yok ediyor. Ardından Tayvan'da siyasi gelişmeler, Anakara'daki yine siyasi gelişmeler iki yönetimin birbirinden ayrışmasına neden oluyor. Ama her ikisi de Çin devleti üzerinde tam hak iddiasında bulunuyorlar. Yani Çin Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti diye iki tane yönetim oluşuyor. Bizim gözümüzle özetle bakacak olursak ki zamanımızı ancak öyle sığdırabilirim. Evet. Anakara'dan adaya çekilmiş bir Çin Cumhuriyeti var. Ki Anakara'yı hala kendisinin sahip olduğunu iddia eden. Ta ki 71 yılındaki bir anlaşmaya kadar bu böyle süre geliyor. Amerika aynı zamanda Tayvan'a bu 49'dan 71'e kadarki süreçte devamlı olarak destek oluyor. Zaten bugün gördüğümüz o teknolojik gelişmeler, mikro işlemci teknolojisinden kimya sanayine kadar, fiziğe kadar o gelişme sürecinde Tayvan'a Amerika ciddi bir know-how aktarımı yapıyor. Eğitim sisteminin de kendisine yakın olması, yönlendirebiliyor olması, zannımca Amerika'nın Tayvan'a daha büyük yatırımları yapmasına da vesile oluyor entegrasyon konusunda. Fakat Tayvan tam bir devlet statüsünde kabul edilmemiş olduğu için, Çin'i tamamen Tayvan adasına hapsolmuş bir devlet durumunda olmasına rağmen Birleşmiş Milletler'de tam olarak kendisini ifade edemiyor. Ve bağımsız bir devlet olarak da tanınmıyor. Çünkü Anakara'daki siyasi istikrarsızlık ve parçalanmışlık Tayvan'ı tam olarak sahip statüsünde bütün bir devleti temsilen tam kabul edilmemesini sonucunu getiriyor. Ta ki 71 yılında bir şekilde Çin Halk Cumhuriyeti kendisini Birleşmiş Milletler'de oylamaya götürüp bir devlet olarak tanıttığı andan itibaren Tayvan'ın o iddiası da birazcık çökmüş oluyor. Ki bugün hala şu anda 10 tane çok küçük devlet, hatta bazıları vergi cenneti olarak bilinen devletler Tayvan'ı tanımış durumda. Fakat diğer tarafta 161 ülke Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanımış durumda. 80'li yıllara geldiğimizde Tayvan bağımsızlığı ilan etme, farklı bir devlet olarak kendisini ifade etmeye kalkışıyorsa da tam bunda başarılı olamıyor. Bugün birçok ülke Tayvan'da kültürel elçilik ya da kültürel diplomasi yürütüyorum diyerek ofisler açarak bu süreci götürmeye çalışıyor. Sonuç itibariyle bugün hala bu durum devam ediyor. Uluslararası alanda, Birleşmiş Milletler'de 161 ülkenin tanıdığı bir Çin Halk Cumhuriyeti kendisini ana devlet olarak, Çin devleti olarak kabul ettirmiş bir ülke var. Tayvan'ı kendisinden ayrılmakta olan bir il olarak görüyor ve Tayvan üzerinde de hak iddiasında bulunuyor. Tayvan'da da kendisini Çin Cumhuriyeti olarak kabul eden, Anakara'yla siyasi olarak birlikteliği kesinlikle kabul etmeyen, biraz kültürel olarak ve ticari bağlantıları itibariyle de Amerikan etkisinde olan bir devlet var diyebiliriz. Aslında bu tanımlarla beraber Tayvan'ın Amerika'nın, yani Tayvan, Amerika ve Çin üçgeninin neden bu halde olduğunu, nasıl gerilmekte olduğunu da anlamak kolaylaşıyor. Çin-Amerika çip konusundan ekonomik gidecek savaş. Olursak, şimdi çip teknolojisini ve bağıl olan kimya ve fizik alanındaki gelişmeleri Amerika çıkartmış durumda. Bütün dünyada bu işin ana
yükleyicisi ana sahibi Amerika diyebiliriz. Hatta kimya ile beraber başlayan bir süreç. Onu zannederim diğer konuklarımız cevaplandıracaklardır. Daha ayrıntılı vereceklerdir. 1800'lü yıllardan itibaren başlayan bir süreçte 1949'dan sonra Amerika'nın teknoloji transferiyle, know-how transferiyle, desteğiyle kurulan birçok fabrikanın, birçok teknoloji devinin orada olması, yine Amerikan desteğiyle orada olması, bugün Amerika'nın orayı korumasını da beraberinde getiriyor. Çip konusunda her ne kadar ürün üreticisi Tayvan ve Amerika olarak önümüze düşse de ham madde üretiminde de Çin'in bir etkisi var. Birbirlerine bir yönde muhtaçlar. Evet. Ama bir yönde tam hakim olabilmek için hepsini de ele geçirmeye lazım. Son gelişmelere göre zaten Amerika bu gücü tekrar Amerika kıtasına taşımakla ilgili çok ciddi ticari kaynaklar, para kaynağı oluşturdu. Bununla ilgili siyasi hamlelerle beraber ekonomik hamleleri de bir arada yapıyor. 240 milyar dolarlık bir paket var sanırım bununla ilgili teşvik 240 paketi. Milyar toplamdaki teşvik paketi ama ilk harcamada şu anda 50 milyar dolara yakın sadece o komüniteyi oluşturmakla ilgili ciddi bir hemen Kiev'e başlayacak gibi. Şekilde bir düzeni kurdu. Ve o teknolojiyi Tayvan'la beraber eş zamanlı olarak Amerika'da da daha da fazla geliştirmeye çalışıyor. Ana teknolojilerde zaten yine Amerika'daydı her şey ama seri üretim tarafında ve maliyeti düşürme tarafındaki hamleleri yine Amerika içerisine taşıyacaklar. Buradan bunu görüyoruz, anlıyoruz. Çok teşekkürler başkanım. Çok güzel bir özet oldu. Evet. Öncelikle hep çip krizini konuşuyoruz. Televizyonlarda da gündeme geliyor 5 dakika, 10 dakika belki ya da 1 dakika. Ama bunun kökeni nereden geliyor? Tabii. Yani Çin, Tayvan, Amerika arasındaki işte geçmişteki tarihsel bağlar, ilişkiler, birbirinin içerisine geçmiş olan ticari faaliyetler, ithalat, ihracat vesaire. Birçok unsur var. Bunları bütünleşik olarak değerlendirmek lazım. Çünkü dünyada hiçbir aslında konu birbirinden bağımsız değil. Birbirini etkiliyor. Pandemi sürecinde gördük. İşte Rusya'nın Ukrayna'yı işgal sürecinde işte enerji ve gıda fiyatlarındaki artış, dünyada bir enflasyona yol açması, özellikle Avrupa ülkelerinde yönetimlerin değişmesi, dünyada şu an resesyonun konuşuluyor olması, bunların her biri aslında birbiriyle bağlantılı. Şimdi bu krizde de ilerleyen dönemde eğer daha da gerginleşirse ortam ne olacak? Çünkü başkanımız ifade etti, birbirine muhtaç durumdalar. Kimi ham maddeyi veriyor, kimi üretimi yapıyor. Üretimi yaptıktan sonra tekrar ona satıyor, diğerine satıyor. Birbirinin içine geçmiş durumda. Dolayısıyla bütün sektörleri etkileyebilecek bir yapı aslında söz konusu. %63'ü Tayvan'da zaten üretim. %17'si Güney Kore, %7 Çin, %7 Amerika'da olmak üzere dünya pazarının %94'üne bu 4 tane ülke sahip durumda. Dolayısıyla acayip dengeler var. Bunları detaylandıracağız. Şimdi aramızda ekonomist Erkan Öz var. Erkan Bey hoş geldiniz Haftalık Kripto Raporu için. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Umarım siz ve konuklarınız da iyidir. Çok teşekkürler. Evet Erkan Bey, bu hafta Türkiye'de ve dünya gündeminde kripto alanında ne gibi gelişmeler oldu? NFT, Metaverse, kripto teknoloji, kripto paralar neler aktarmak istersiniz? Buyurun söz sizde. Bu hafta ve bir önceki haftada büyük satışlar görüldü piyasada. Bunun da sebebi şuydu. Bir önceki haftanın satış baskısına yol açan şey Fed'in faiz artırım yaptığı toplantının tutanakları açıklandı. Yani Fed üyeleri kendi aralarında ne konuşmuşlar bu toplantıda diye. Ve orada şu ortaya çıktı. Fed üyeleri kolay kolay faiz arttırmaktan vazgeçmeyecek gibi bir sonuç ortaya çıktı. Bu haftaki satışların nedeni de 26 Ağustos'ta Jackson Hole'da Dünya Merkez Bankacıları toplanıyorlar her sene. Orada Powell yine konuştu, Fed Başkanı, ve o da yine aynı şeyleri söyledi. Yani enflasyonun %8,5'a düşmüş olması bu savaşı kazandığımız anlamına gelmiyor. Enflasyonu %2'ye düşürene kadar
sıkılaştırma tedbirlerine devam edeceğiz. Yüksek faiz artışları hala olabilir vesaire diye. Tabii bunlar bütün piyasaları olumsuz etkilediği gibi işte borsalar, teknoloji hisseleri, altın, gümüş hatta kriptoları da kötü etkiledi. Ve burada satışlar görüldü. 13 Eylül'de Amerika'da yeni enflasyon rakamları açıklanacak. Burada da eğer beklentilerin üzerinde bir rakam gelip durumun daha da kötüleşmesini bekleyebiliriz. Evet. Aktaracakların sanırım bu kadar Erkan Bey. Aktardığınız değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ekonomist Erkan Öze. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Tekrar. Çok teşekkürler. Şimdi Ali Murat Kırık hocama sormak istiyorum. İşte biraz önce konuştuğumuz konular aslında enflasyon, Fed'in bir taraftan da faizi arttıracak olması işte bütün dünya ekonomilerini etkileyebiliyor. Faiz arttırdıkça işte bütün dövizler Amerika kendi kıtasına doğru çağırmaya başlıyor. Faiz arttırdıkça güvenli liman olarak daha fazla görünmeye başlıyor. Tabii enflasyon bütün dünyanın şu an problemi durumunda. Türkiye'de de bunu aynı şekilde dolayısıyla etkilerini yaşıyoruz. Ali Murat Kırık hocama sormak istiyorum. Hocam, Çin-Tayvan arasındaki ilişkinin kökeni neye dayanıyor? Biraz detaylandırın. Aktarmak istediğiniz kısımlar olursa eklemek istediğiniz onları ekleyelim. Bir de çip nedir? Ham maddesi nedir? Hangi ülkelerde ne kadar var? Çin-Tayvan ve ABD arasında bu alanda ithalat-ihracat noktasında ne gibi ilişkiler var? Buyurun söz sizde. Tabii şimdi Osman Bey ağzına sağlık, çok güzel anlattığı için o noktada bizim pek ekleyeceğimiz şey kalmadı. Çünkü çok güzel bir şekilde özetledi. Hem de hakikaten herkesin anlayacağı bir şekilde ifade etti. O yüzden ağzına sağlık, teşekkür ediyorum. Tabii biz burada çip konusuna biraz değinebiliriz Şenol Bey. Silisyum metali aslında baktığımızda, bu işlemcilerin temel yapısına baktığımızda ve bu silikon değil, hep genelde Türkçe'ye geçtiğinde hep silikon denir ama aslında farklı bir metalden bahsediyoruz. Çip üretmek için üzerine transistörlerin yerleştirdiği bu silisyum maddesi yarı iletken bir metal aslında baktığınızda ve kum da silisyum dioksit. Dolayısıyla aslında burada ham madde kum olmuş olur. Yani bir çipi üretebilmek adına kuma ihtiyacınız var ki çip üretiminde 1 kilogram silisyum elde edebilmek adına 2,5 kilo kuma ihtiyacınız var. Ama her kumda bu silisyumu üretmenize yeterli değil. Dolayısıyla burada hani dedik ya kriz vesaire, geçtiğimiz haftalarda da bu kum krizi vesaire konuşulmuştu vesaire. Yani Tayvan'ın bir noktada da önemi bu. Hani bazen derler ya işte Türkiye cennet gibi her şey var vesaire. İşte bu kum da, yani çip üretecek kum da bu noktada son derece önem arz ediyor. Çünkü işte dediğim gibi Çin bunları gönderiyor, orada işleniyor. Tekrardan sonra gerisin geri bize çip olarak dönüyor. Zaten pandemi bizi ciddi anlamda bu krizle karşı karşıya bırakmıştı. Üretim noktasında durma noktasına gelmişti. Sonuçta burada suya da ihtiyacınız var tabii bu işlemin gerçekleştirilebilmesi adına. Şimdi hepsi üst üste gelince, bir de bu kriz patlak verince Pelosi'nin ziyareti, ister istemez tabii ki dünya ekonomilerinde de olumsuz bir etki oluşmuş oldu. Zaten otomotiv sektörünün durumu ortada. Aynı şekilde pandemi döneminde biliyorsunuz işte tablete ihtiyacımız oldu, bilgisayara daha fazla ihtiyacımız oldu. Orada zaten fiyatlar bir şekilde artmıştı. Bir de şimdi çip krizi gelince üstüne tam bir tuz biber oldu. Şimdi baktığımızda dünya ekonomisi açısından değerlendirdiğimizde teknolojik determinizm artık bu bir gerçek. Teknolojik belirlenicilik her noktada mevcut. Şimdi burada Amerika'nın tabii ki çok önemli bir etkisi var. Çünkü en önemli firma, şu an baktığımızda en yüksek geliri elde eden firma Amerikan firması işte Intel. Ki 70 milyar dolar aslına baktığınızda burada satış gelirine baktığımızda değerlendirdiğimizde bu ciddi bir rakam. Sonra Samsung geliyor. Yine Kore var aslına bakarsanız. Ondan sonra TSMC geliyor ki o da işte Kore olarak karşımıza çıkıyor. Tayvan, özür dilerim. Hı-hı. Tayvan olarak karşımıza çıkıyor. Zaten bu var olan durumu biliyorsunuz, değerlendiriyoruz. Şimdi dolayısıyla bu ülkeler açısından değerlendirdiğimizde ciddi anlamda Tayvan önemli. Niye? Çin açısından önemli. Çünkü zaten Osman hocamız anlattı.
ciddi anlamda geçmişe dair bağları söz konusu. Şimdi Amerika için de önemli çünkü Amerika'da sonuçta ekonomisini daha iyi noktalara getirmek. İşte görüyorsunuz şu an enflasyon orada bile olmasına rağmen yine dünya açısından baktığımızda çok daha düşük bir miktarda yer alıyor. Dolar sürekli değer kazanıyor. Bunu da zaten görüyoruz. Şimdi bir de teknolojiyi tam olarak ele alması demek aslına bakarsanız var olan ekonomik Çin ve Amerika arasındaki ekonomik savaşta da üstünlük kurmak anlamına geliyor. Yani kesinlikle. Hiçbir şekilde Amerika'nın hiçbir hamlesi boşa değil. Burada biliyor zaten ben bu ziyareti yapsam bile bir şekilde kendime yarar sağlayacak. Yani burada Tayvan'la anlaşıp anlaşmaması da çok önemli değil. Zaten onu önemsemiyor aslına bakarsanız. Şimdi dolayısıyla Şenol Bey bunların hepsini bir araya getirdiğimizde, topladığımızda çipin ne kadar önemli olduğunu, dünya ekonomisi açısından taşıdığı önemi ki dijitalleşen bir dünyadan bahsediyoruz. İş dünyasında bunun etkisini görüyoruz. Eğitim dünyasında bunun etkisini görüyoruz. İster istemez gelecekte daha fazla bunları görmeye başlayacağız. Metaverse, giyilebilir teknolojiler, bunların hepsi ev aletleri, bunların hepsi çip demek oluyor baktığınızda. Dolayısıyla bunların hepsini bir araya getirdiğimizde, hepsini derleyip topladığımızda bu krizin ne kadar önemli olduğu, bunun aslında göz ardı edilmemesi gerektiği, hatta dünya genelinde belki gelecekte oluşturabilecek konsorsiyumlar aracılığıyla da bu krizin bertaraf edilmesi son derece önemli. Çünkü dediğim gibi çip olmazsa üretim olmayacak. Üretim olmaması demek elektronik eşyalardan tutun, tablet, telefon, her türlü beyaz eşya, ev aletleri, otomotiv hiçbirinin olmaması anlamına geliyor. Tabii bu da ister istemez korkutucu bir hal almaya başladı Şenol Bey. Bunun özellikle altını çizmemiz gerekiyor. Evet, çok teşekkürler Ali Murat Hocam. Şimdi aramızda uzaktan bağlantıyla Telekomünikasyon, Uydu ve Elektronik Sanayicileri İş İnsanları Derneği, TÜYAT kısaca, Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Özaydın var. Başkanım hoş geldiniz. Merhabalar herkese. Merhaba, nasılsınız? Amerika'dasınız şu an, olayın kalbinde. Evet, şu an Amerika'dayız. Hava gayet sıcak. Gündüz 4 civarlarındayız. Evet, buyurun lütfen. Evet. Evet, ilk sorumu sorarak başlamak istiyorum. Tüm dünyada devam eden çip eksikliğinin aslında arkasında neler var? Hangi sektörlerde ne düzeyde çip ihtiyacı var? Neden birden yetmez oldu? Bu durum ne kadar sürecek? Siz sektörün önemli derneklerinden bir tanesi bu alanda. Başkanısınız. Neler söylemek istersiniz? Buyurun söz sizde. Evet, teşekkür ederim. Öncelikle çok değerli hocam teknik açıdan konuyu çok güzel özetledi. Çipin ne olduğunu önce anlamamız gerekiyordu çünkü. Tabii ki her birimizin çok önemsizliği olarak gördüğü elektronik ürünlerimizin olmazsa olmazı işlemciler. Önceleri lamba, sonra transistör, entegre, şimdi de çiple. Yani yine dışa bağımlı bir ürünle meydana getiriliyor. Tabii pandemi dönemiyle birlikte bu bir sorun haline geldi. Her şey sorun haline gelmişti ama nedense çip konusu daha bir öne getirildi. Bunun çeşitli sebepleri var. Tabii ki gelişen teknoloji çipin kullanım alanlarını da eş zamanlı olarak arttırmakta. Küresel ekonominin gelmiş olduğu boyutta hem pandemi hem de iklimsel sorunlar çipin bir dönem gayet zor bulunur hale gelmesini sağladı. Bu şekilde de tabii bütün dünya gibi Türkiye'de de biz bu sorunu gayet net bir şekilde hissettik. Şimdi Çin tabii bu konuda çok önemliymiş gibi görünüyorsa Çin'in rolünü üstlenmeye talip olan ülkemizde, Türkiye'de de artık Çin'in yaptığı yongalama ya da gofretleme sistemleriyle ilgili çalışmaların artık Türkiye'de de başlaması gerektiğinin de zamanı geldiğini biraz sonra detaylarıyla aktarmaya çalışacağım. Ama şunu çok aktarmam gerekiyorsa eğer, ekonomik etkiler bu çip krizini olur olmaz noktalardan gayet iyi noktalara taşınmış durumda şu anda. Tabii ne yazık ki ülkemizde tamamen dışa bağımlılık var bu hususla ilgili olarak. Çok kanayan bir yaramızdır bütün elektronik sanayi sektör firmalarımızca. Bu anlamda biz Türkiye'de hiçbir adım atmış değiliz. Ülkemiz ev elektroniği sanayisinde Avrupa lideri, dünyanın da sayılı üreticilerinden bir tanesidir. Özellikle çipin kullanıldığı 4 tane alandan çok öne çıkan aslında otomobil gibi görülse de
tüketici elektroniğinin tamamı çiple çalışmakta. Tabii burada neyin bu konuda çok etkilendiğine çok iyi bakmak lazım. Yani başlıca etkilenen sektör otomobil sektörü, otomotiv sektörü gibi görünse de aslında tüketici elektroniği. Sonrasında çok yaygınlaşan LED ve LED ürünlerinin, sonrasında da enerji türbinlerinin bu konuda çok etkilendiğini görüyoruz. Tabii çipin nerede kullanıldığını da çok iyi bakmak lazım. Bir otel odası kartından tutun, otel odasına giriş kapı kartından tutun, demin bahsettiğim gibi ev elektroniğinde ve otomotivde de çip kullanılıyor. Kaç tane kullanılıyor? Bir arabada aşağı yukarı 1000'e yakın çip kullanılıyor. Yani ülkeniz inanılmaz derecede çip harcayan bir sanayiye sahip. Çok şükür bu da çok daha gelişecek, ileri dönük diye düşünüyoruz. Yani sadece ev elektroniği sektöründe biz yılda 50 milyar adet gibi çip kullanıyoruz. Ülkemizde yaklaşık 1 milyon araba üretildiğini, otomobil üretildiğini saydığınızda da bu da 1 milyar gibi bir çip ihtiyacı ortaya koyuyor. LED ve LED ürünleri ile ilgili her geçen gün büyüyen bir pazarımız var. LED'de de çok kısa süre içerisinde Avrupa lideri olduk. Orada da her an çip gerekiyor. Dolayısıyla ister istemez inanılmaz derecede çipin Türkiye'de imalatının başlaması, adımların atılması gerekliliğini bir kez daha altını çizmek istiyorum. Şenol Bey, çok güzel bir konuyu seçtiniz bugün. Ülkem adına, sanayi adına sizlere teşekkür ediyorum. Gerçekten bu konunun aşırı derecede ihtiyacı var ve işlenmesi, kamu tarafında da iyi algılanması gerektiğine inanıyorum. Tabii neden çip ihtiyacı daha da doğdu? Neden çip daha da bulunmaz oldu? İnsanların COVID döneminde, yani 2 yıldan beri eve kapanmaları, eve kapandıklarında da bireysel kullanımdaki elektronik ürünlerin artmasını peşi sıra getirdi. Yani önceden bir elektronik ürünü, atıyorum bir spor tesisinde spor ürünlerini hep birlikte kullanıyorduk. Şimdi herkes kendini almaya başladı. Dolayısıyla sirkülasyon arttı. Sirkülasyon artınca da imalat sektörü hareketlendi. İmalat sektörüyle hiç beklemediği bir taleple karşılaşınca tabii ki ana madde olan çip maalesef sorunlu hale geldi. Bakın, bir sürü etken konuşulabilir. Hani bunu siyasi tarafa da götürmek çok kolay. Ama gerçekten hali hazırda arz ve talebin birbirini tutmadığı noktada istediğiniz kadar bunu siyasete koyun. Ama ortada net bir şey var ki ürün imalatı, satışı artıyor. Talep artınca da arzı oluşturmak çok daha zor olabiliyor. Şimdi biraz daha rahatladık gibime geliyor. Artık çip konusundaki politikalar bütün dünyada hızlanmış durumda. Ben burada Amerika ve Çin'in, işte Tayvan Soğuk Savaşı'nın etkisinin çok yüksek olduğuna inanmıyorum. Belki bir dönem Trump politikalarından dolayı Çin'in ambargo uygulamaya çalışmış olabileceğinin altını çiziyorum ama ana sorun çiple ilgili yapılacak olan çalışmaların evvelden görülerek başlanılmasıydı. Şimdi geldiğimiz noktada tabii ülkemizin çiple ilgili politikası var mı diye baktığımızda hayır. Çiple ilgili ülkemizde herhangi bir politika yok. Bu konuda herhangi bir çalışma olmadığı için de ileri dönük dünyada çip sorunu çözülebilecek ama biz yine %100 dışa bağımlı olacağız. Amerika'nın şu anda çip kanunu çıkarttığını biliyoruz. Dolayısıyla bizim de çip ve eş zamanlı, sizden ricam, bir günde ekranla ilgili bir toplantı yapabilirsiniz. Tabii, İki da büyük müzdaripliğimiz var. Hiçbir şey ekransız olmuyor. Ekranda da dışa bağımlılığımız var ama ekrandaki attığımız adımı çipte de atabiliriz diye düşünüyorum. Ekranları artık biz burada panelleri birleştirip ekran haline getirir duruma geldik. Çipte de işleme konusunda, yongalama konularında çalışmalar yapılabilir. Bu da çip imalatı için ülkemizde ilk adım olur diye düşünüyorum. Bu sorunuzu böyle cevaplamış olayım. Çok teşekkürler başkanım. Şimdi Osman Bey'e dönmek istiyorum. Başkanım, biraz önce de ifade ettik. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin özellikle enerji ve gıda sektörlerinde ciddi etkisini gördük. Ekonomik ve siyasi sonuçlar oldu. İşte enflasyon artmış oldu birçok ülkede. Siyasi anlamda baktığımızda
Avrupa'da birçok yönetim değişti bu süreçte. Ve bunun etkileri de olmaya devam edecek gibi görünüyor bu devam ettikçe. Çip krizinin dünya ve Türkiye ekonomilerine etkileri neler oldu? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi Sayın Hocam ve Hayrettin Bey'in söylediklerine birazcık ek olacak. Bazı yerlerde belki bir itirazi kaydım olabilir diye düşünüyorum. Şimdi çip krizinde bir hammadde problemi yaşanmıyor. Burayı doğru anlamak lazım. Yani çip teknolojisini biraz daha ham maddesi var. Çin'de mesela yoğun olarak var aslında. Çin ham maddesi kum diyoruz. Kum, bu kum özellikle çöl kumu. Şey değil, deniz kumu ya da onlar değil. Çöl kumu. Çöl kumunda kimyevi olarak aslında çip dediğimiz nesne elektronik bir malzemeden daha çok üretim proseslerine baktığınız zaman kimya ve fiziği ilgilendiren bir şey. Hani bilim dalını ilgilendiren bildiğimiz laboratuvar çalışması gibi çalışmalar içeren makinesini yapan bir teknoloji şirketini gerektiren yani kendi üretim için kullanacağı makineyi de kendisinin üretmesi gereken ciddi Ar-Ge süreci olan bir malzemeden bahsediyoruz. Ve aslında üretim prosesinin tamamı kimya ve fizik bilim dallarını ilgilendiriyor. Bir tür işte asit, arsenik, silisyum saflaştırma, arseniği saflaştırma, işte iletken olarak süper iletkeni çipin içine koyma, altındır, işte germanyumdur, bir sürü başka kimyevi malzemenin kullanıldığı bir üretim prosesini konuşuyoruz. Şimdi burada çip krizine neden olan şey aslında ham maddenin yokluğu ya da bir ülkenin diğer ülkeye ambargo uygulaması ya da buna benzer bir şey değil. Çip üretim prosesinde geliştirilen bir çipin seri üretime sokulması ve çıkarılması 3 yıllık, 4 yıllık bir süreci gerektiriyor. Pandemi döneminde herkes eve kapandı. Yeni araba almanın çok önemi kalmadı. Dışarıda kullandığımız birçok malzemenin bir kıymeti kalmadı. Araba alacaktık. Petrol fiyatları düştü. Dibi gördü. Evet, eksileri gördü. Tabii çip fabrikaları yine aynı kapasiteyle üretimlerine devam ettiler. Fakat otomotiv devleri, ana bu kullanıcılar az önce Hayrettin Bey de söyledi. İşte normal bir araçta 1000 adet olan çip biraz teknolojisi yükseldiğinde 2000, 3000 hatta şu anda son teknoloji araçlarda 10.000 çipe kadar çıkacak bir ihtiyaç şeyi var. Ham madde tedarik ihtiyacı var. Otomotiv devleri siparişlerini iptal edince peşinden beyaz eşya grubu siparişlerini iptal edince çip fabrikaları üretimlerini daha çok nihai tüketicinin evlerde kullanacağı malzemelere, ev içinde kullanılacak malzemelere ve iletişimde kullanılacak olan malzemelere odaklandı. Yani talebin aslında yönü değişmiş oldu. Yön değişti. Evet, evet. Şimdi pandeminin peşinden çıktık, pandemiden çıktık. Herkes tekrar arabaları, dışarıda kullanacağı cihazları tekrar gündeme getirince önceki dönem bakın ne dedim 3 yılla başlıyor. Yani bir sipariş veriyorsunuz yüksek siparişler üretime 3 yılın sonunda belki giriyor ya da en yakın girse 1 yılda giriyor. Dolayısıyla ürün tasarımınızı ürün için ihtiyaç duyduğunuz malzemeleri çok önden sipariş vermeniz lazım. Fabrikadan doğrudan alacaksınız. Standart bir ürün kullanıyorsanız ara stok yapan şirketlerden de alabilirsiniz ama yüksek adet üretim yapan fabrikalar seri üretim ihtiyaçlarını daha önde planlayıp siparişlerini çok önceden vermek durumundalar. Buna zorunlular. Şimdi dolayısıyla hem otomotiv hem beyaz eşya tüketici elektroniği üzerine koyduk. Önceki dönemin siparişlerini de üzerine koyduğunuzda çip fabrikaları normal prosesi çalışıyor yani. Olsalar da anlık çıkan bu talebi karşılayamaz hale geldiler. Şimdi esas kritik şey şurada. Fabrikalar ihtiyaç duyulan aslında çipler çok yeni teknolojiler değil. Son yılın üretilmiş teknolojileri de değil. Yani belki 10 yıl, 15 yıl öncenin teknolojisinde üretilen çipler talep ediliyor. Ve yeni nesil ürün üreten fabrikalar, yatırımcılar bu eski nesil ürünler üretmek için yatırım genişlemesine gitmek istemiyorlar. Bu yatırım yaptıklarında çünkü 3 yıl sonra, 4 yıl sonra ellerinde eski teknoloji sistemler olmuş olacak. Yeni teknolojiyi yaptıkları ürünleri de bunun bakın üretim prosesi bile 3 yıl planlanan bir fabrikanın
sıfırdan kurulmasının ne kadar önden bir planlama gerektirdiğini tahmin ediyor olmanız lazım. Bakın şu anda mesela kullandığımız yeni nesil diye çıkan çipler aslında 3 yıl önce tasarımı bitmiş olan, deneysel çalışmaları tamamlanmış olan ürünler. Şimdi bugün başlasak 3 yıl sonra bugünkü tasarımları yeni ürün olarak üretmemiz gerekecek. Kaldı ki bir de tesisi ve kendi makinesini yapmak zorunda olan bir teknolojik gelişimi konuşuyoruz. Süreç onun için biraz daha zorlaşıyor. Eski teknolojiyi yapmaya kalkışırsanız kolay. Dünyada bugün zannedildiği gibi 5 ya da 6 tane üretici yok. 2000'den fazla çip üreticisi var. Firma olarak. 2000'den fazla tesisi olan yapı var. Fakat bunlar işte az önce hocam bahsetti, Intel ya da Tayvan Semiconductor gibi şirketleri kenara bırakıyorum. Çünkü onlar artık şu anda 3 yıl sonra belki de bilmiyorum çoğu sır olarak saklar bunları. 3 nanometreyi konuşuyorlar, 5 nanometreyi konuşuyorlar. Ama bizim şu anda beyaz eşyada kullandığımız, otomotivde kullandığımız 55 nanometre. Yani bunlar öyle bugün aman aman çok önemli teknolojik gelişmiş ürünler değiller yani ama... talebi karşılayamadıkları için şey oluyor. Bir Hayrettin Bey'e buradan yine bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin çiple ilgili bir politikası var tabii ki. Uğraşıyor Türkiye bununla ilgili ama ben de birçok defa bunu Türkiye'de nasıl yapılır, nasıl ilerlenir diye çok defa üzerine düşüp kafa yormuş bir insanım ama burada dört başı mamur tam bir yatırım için hem bir finansal kaynak hem de beraberinde daha önemlisi bana göre insan kaynağı lazım. Yetişmiş insan kaynağına ihtiyaç var. Bu yetişmiş insan kaynağı hazır olsa ya da bu çalışmalar daha önce yapılmış olsa tesisi kurmak, fabrikayı kurmak çok önemli değil. Yani bunlar çok çok zor süreçler değil. Fakat o bahsettiğimiz bilimsel altyapıya ve ekosisteme ihtiyaç var. Bu ekosistemin öncelikle hazır olması lazım. Tasarımla başlamamız lazım. Çok teşekkürler başkanım. Evet. Tasarımla devam edeceğiz. Ufak bir ara vermemiz gerekiyor. Hı. Teknoloji ve Gelecek programı reklamlardan sonra devam edecek. Teknoloji ve Gelecek programı devam ediyor. Osman Bey'de kalmıştık. Başkanım tasarım konusu demiştik. Arada da özellikle bu işin en sıkıntılı noktalarından bir tanesi lisanslar ve patentler olabilir dediniz. Buyurun devam edelim. Evet. Mekanik olarak bir fabrikayı bir şekilde kurarsınız. Ama herkes bilir ki dünyada Lincoln yasası diye bildiğimiz marka patent yasası bütün dünyada bütün devletlerin de kabul ettiği bir yapıdır. Bir tasarımın size ait olması önemli. Çiplerde de bu şu anda Amerika'nın yine teknoloji devlerinin elinde çoğunlukla. Yani üretimler farklı ülkelerde olsa bile işbirliklerinin çoğu Amerikan merkezli. Bugün az önce de ifade ettim. Texas Instruments'in elinde 46 binden fazla patent var diyelim. Aktif bunlar. Yani bir ürünü sizin tasarlamanız sizin onu üretebileceğiniz anlamına gelmez. İlgili alandaki ilgili soruna çözüm diye sunduğunuz şeyin sizin tarafınızdan geliştirilmiş olması gerekiyor. Sizin tarafından özgün olarak geliştirmesi gerekiyor. Dolayısıyla o fabrikayı kurmuş olmanız yaptığınız o ürünü de serbestçe üretebileceğiniz anlamına gelmiyor. Bizim ülkemizde özellikle tasarım tarafıyla başlaması lazım bu işin. Çipin tasarlanması, çipin numunesinin üretilmesi. Türkiye'de üreticilerin ilgili alandaki ihtiyaçlarını yeniliklerle beraber yapılmış yeni tasarımları Türkiye'de yaptırtıyor olmaları, Türkiye'de tasarlatıyor olmaları, ardından üretimi yeterli ihtiyacı yeterince ortaya çıkardıklarında Türkiye'deki üretimi düşünmeleri, konuşmaları doğru olan yöntem, olması gereken yöntem diye söylemiş olayım. Ya da çok acil bunu hemen yapmamız lazım diyorsak da bu patentlere sahip firmalarla, kurumlarla bir şekilde partnerlik yapıp
onlarla beraber Türkiye'de onların patentlerinin burada üretilmesini sağlamak gibi bir yöntem izlenmesi lazım. Bu daha önce de çok defa yaptığımız bir şey. Şu anda pil içinde yapıyoruz bunu. Diğer bazı teknolojik ürünlerde de az önce Hayrettin Bey'in bahsetmiş olduğu ekran konusunda da benzer çalışmaları yapıyoruz. Bunda da yapabiliriz. Ama bana göre bu az önce bahsettiğim çip üretimindeki kimya biliminin, ihtiyaç duyulan fizik biliminin, bununla ilgili çalışmaların yoğunlaştırılması, bunlarla ilgili bize ait bir şeylerin geliştirilmesi öncelikle. Önce bunları yapıp sonra diğer adımları devam ettirmek lazım. Evet. Yani burada aslında üniversitede çok fazla iş düşüyor. Özellikle bu alanda Ar-Ge yapılması, yine aynı şekilde bu alanda çalışan belki firmaların da Ar-Ge yatırımlarını arttırması, fizik, kimya tarafında. Mesela silisyum diyoruz. Silisyum ısıtıldığında iletken haline gelen, soğutulduğunda da yalıtkan hale gelen bir kimyevi malzeme. Bunu saflaştırma işi elektronik işi değil. Bunu saflaştırma kimyanın işi. Isıtıldı, soğutuldu, fiziğe girdi. Üretmeye başladık, yine kimya girdi. İşte silisyum oksijenle birleştiğinde yüzeyinde bir koruma hali oluşuyor. İşte çok ince bir pirintle erimemesi gereken yerleri boyuyorsunuz. Sonra aside sokuyorsunuz, eritiyorsunuz işte oksitlenen yeri. Sonra yeni bir katman yapıp bir daha çalışıyor. Bakın burada elektronik konuşmuyoruz. Burada hep bir kimyevi malzemeyi, bir elementi öncelikle ortaya çıkartıp onu yıpratmayı, onun üzerine yeni bir katmanla kaplamayı, bunları konuşuyoruz. Dolayısıyla tasarım tarafında yazılımlar, bilgisayar tabii ki önemli fakat üretim aşamasında hassas bir üretim prosesi, hassas bir denemeler yapılması, çokça Ar-Ge çalışmasının yapılması gereken bir alanı konuşuyoruz. Bu da üniversitelerin eliyle olacak. Ancak öyle mümkün. İşte üniversite sanayi işbirliği çok önemli bu anlamda. Tabii ki. Çok teşekkürler başkanım. Şimdi Hayrettin Bey'e, başkanımıza dönmek istiyorum. Çip krizi ekonomi ve sektörleri nasıl etkiledi? Hangi sektörler daha çok etkilendi? Biraz bahsettik. Neler eklemek istersiniz başkanım? Buyurun. Evet. Burada tabii tedarik zinciri her sektör için çok büyük sorun teşkil etti. Bu örneği bütün yaşadığımız hayatımızdaki elektronik ürünlerde hissettik. Ancak en büyük etkiyi mikroçip bulamadığımız için, yeterli derecede stok yapamadığımız için bunları yaşadık. Tüketici elektroniği en çok etkilenen, bizim gözlemlediğimiz, tabii ki ben elektronik sanayicileriyle ilgili çalışmalar yapan bir dernek başkanı olduğum için bunu çok iyi görebildim. Bu yokluk gerçekten ürünlerde aşırı bir şekilde fiyatlandırmayı da beraberinde getirdi. Burada son tüketici sanki ürünün fiyatı artmasıyla marka firmalarımızın fazla kar marjı güttüğünü tahmin etti. Ama öyle değildi. Tamamen dışa bağımlı olan bu sorundan dolayı bizler fiyatları arttırmak, ürün bulamama, kara borsadan ürün alma noktasına kadar taşıdık bu konuyu. Tabii bir sürü etken vardı. Bugün taşımacılık dahi hala hazırda, konteyner taşımacılığı dahi oturmuş değil. Ama artık 2020'nin sonundan beri bu başımıza geliyordu. Artık bu iş çözüm noktasına geldi diye düşünüyoruz. Çeşitli tedbirler alındı, uygulanıyor. Bundan dolayı da aslında dünyadaki bu sıkıntının aşılabildiğini gözlemleyebiliyoruz. Tabii burada ne kadar çip kullandığınız, ne kadar çipe ihtiyacınız olduğu, hangi teknik spekslerde çipe ihtiyacınız olduğuyla ilgili de çok ilgili bir konu. Bir televizyonda 100 tane çip kullanırsınız. Daha üst bir modelde 200 tane. Bir farklı farklı adetlerde şey yapılabiliyor. Ama burada çipin fiyatı 2020 yılından 2022 yılına kadar %300 oranında arttı. Bu geriye gelmedi. Hani her gün çok gözümüzün önünde olan benzin zamları var ya, onun gibi düşünün. Çipin maalesef biz fiyatlandırmasını aşağı indiremedik. Dediğim gibi yani bugün
en küçük bir oyuncakta dahi, bir çocuk oyuncağında dahi bir bebek ses çıkartıyorsa onun içinde bir çip var. Demek ki her tarafta bunu kullanıyoruz. Dolayısıyla hangi firmanın kaç tane çip kullandığı, kaç tane çarpana ihtiyacı olduğuyla ilgili de değişik olacak. Ama eskisi gibi, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye biz görüyoruz. Çünkü birçok firmamız maalesef üretimden çekilmek zorunda kaldı. Birçok firmamız yeniden ithalata dönüş yaptı. İthalatı yapmalarının ana sebepleri de tabii ki biz burada Türkiye'de çıkartılan kanunlarla imalatı destekliyoruz. Yeni bir kriz yaşamamak açısından imalatın durma noktasına gelmemesi hususunda da mecburen ithalata dönmüş oluyor. Bir örnek vereyim size. Az önce bir konu hakkında bilgi edinmeye çalıştım, baktım. Mesela bir elektrik sayacı. Bugün inşaat sektörümüzde çalışan birçok arkadaşımızın elektrik sayacına ihtiyacı var. Elektrik sayacı kara borsaya düşmüş şu anda. Ve tanesi 1500 TL. Düşünebiliyor musunuz? Küçücük bir elektronik ürün olmasına rağmen ürün yok, ürün bulunamıyor. Şimdi Müsiyat Başkan Yardımcısı Osman Bey çok güzel söylüyor. Çeşitli şeyler yapıyoruz diyor. Ama şu var, ben 88 yılından beri sadece elektronik sektöründe çalışma yapan ve hala şirketimi devam eden bir insan olarak söylüyorum. Bundan 20 sene önce Sanayi Bakanlığı'na Türkiye'deki elektronik sanayilerimizin göz bebeği olan Arçelik Vestel müracaat ederek bu konuda bir çalışma yapılmasıyla ilgili teklifte bulunmuştu. O zaman 15 milyar dolar civarında tutan bu yatırımın birinci, ikinci adımları atılabilirdi. Atılmadı. Bugün baktığınız zaman ekonomik kalkınma planları artık uygulanmıyor ama bence uygulanması lazım diye düşünüyorum. Hali hazırda firmalarımızın bu tür yatırımlara destek vereceğini ben çok iyi biliyorum. Biraz sonra farklı sorunlarınızın karşısında söyleyeceğim şeyler olacak benim. Yani en son yaptığımız toplantıda Sanayi Bakan Yardımcımız Mehmet Fatih Kacır'ın da katıldığı bir toplantıydı. Orada sanayicilerimiz bu konuyu tekrar dile getirdi. Az önce konuştuğumuz iki tane ana maddemiz var. Biri ekran, biri çip. Bu konularla ilgili elektronik sanayimizin, bu göz bebeği firmalarımızın yatırım yapabileceğini ben çok iyi biliyorum. Biz de kendilerine aktardık. Tabii ekonomik kalkınma planlarında önceden yazılıyordu ve uygulamalar yapılıyordu. Şimdi biz önümüzü görmüyoruz, bilemiyoruz. Böyle bir yatırım yapılacak mı? Devlet bu konuda bir adım atacak mı? Kamu, özel sektöre bu anlamda bir destek verecek mi? Çok değerli hocam, Ali Murat Kırık hocam konuyu izah etti. Konu evet, teknik açıdan bir sürü konuşulabilir. Ama gel gelelim neticeye, elle tutulur, gözle görülür bir adım var mı? Hayır. Biz yazılım konusunda çok iyiyiz. Yani boş bir çipin işlenmesiyle ilgili dünyaya ayak uydurmuş bir yazılım ekibimiz var. Firmalarımızın en çok ihtiyacı olan yazılımcı şeyi var ama, açığı var ama yine de o kadar çok yazılımda ilerideyiz ki bizim yazdığımız yazılımlar dünyada kullanılıyor. Hangi mecrada kullanılıyor? Çipte kullanılıyor. Çip boş bir elektronik ürün. Siz bunun alt formatını oluşturmak için Türkiye'de adım atabilirsiniz. Ve sonra da yazılımcılarımızın yazdığı yazılımları bunlara dedike edebilirsiniz. Yani illa de biz çip fabrikası kurmak yolunda birinci adımı atmaya çalışırsak bu zaten yanlış bir adım olacaktır. Bu doğru bir adım olmayacaktır. Çip fabrikası kurmak, çipi Türkiye'de getirip de burada Türkiye'de firma kurmuş zaten çip üretici firmaları var. Onlarla ortaklık yapılarak en azından boş çiplerin işlenmesiyle ilgili olarak bir çalışma yapılabilir adımının atılmasını biz çok doğru görüyoruz. Adım adım da bu ilerleyecektir. Şenol Bey, ben bu arada süreyi tam olarak bilemiyorum. Çok da anlamak ben onu ayarlayacağız başkanım. Devam edebilirsiniz siz. Tamam. Yani şimdi bizim elektronik ürünlerimizle ilgili olarak bakın az önce söyledim. Sadece televizyon ve set üstü kutu 30 milyon cihaz gönderiyoruz. 15 milyar dolar fabrika fiyatından bahsettim ya az önce. Sadece iki ürünün toplam ihracat geliri 13 milyar dolar. Yani sadece otomotiv, yılda 1 milyona yakın otomobil imalatı yapıyoruz. Bunları bir tarafa koyduk. Yani çok çok önemli bir mecradan bahsediyorum. Ama tabii yönelmek. Yani biz kendi içimizdeki derdimizi çok iyi biliyoruz. Dersimizi de iyi çalıştık. Bu konuda benim raporlarım da var, bakanlıklara verdiğim.
sağ olsun Sanayi Bakanımız bu konuda bize destek vereceğini sözünü de verdi. Ama yine de ben altını çizmek istiyorum ki atılacak adımları hep birlikte adımlamak lazım. Bakın bilişim STK'ları platformu var. Burada 40'a yakın derneğimiz var. Hepimiz aynı işle uğraşıyoruz. Tamam, yazılımı yazıyoruz. Çok iyi yazılımcılarımız var. Allah nazardan saklasın. Yani dünyaya yazılım satıyoruz. Yazılım ihracat rakamlarımız ortada. Yazılım ihracatımızdaki adımlar bizim gurur tablomuz. Ve fakat bunu nereye koyacağız? Bu yazılımı koyacağımız çip, biz çipi imal etmeyelim. Boş olarak çipin imal edeni var. Yongalama sistemini yapan var. Gofretleme yapan var. Biz bu adımları gerçekleştirdiğimizde üçüncü adım olan yazılımın içine yerleştirilmesi hususunda zaten şu anda burada yapıyoruz. Yani milyonlarca, milyarlarca çip Türkiye'ye yazılım yüklü olarak gelmiyor ki. Zaten boş geliyor. Dolayısıyla bizim atacağımız adımları da şimdiden bilmemiz imalat safhasındaki fiyatlandırmanın da etkisini ortaya koyacaktır. Dışa bağımlılığı da ortadan kaldırması anlamında da büyük olay olacaktır. Buna en iyi örnek, bakın televizyon ekranlarında görüyoruz biz. Televizyon ekranlarını önceden biz blok olarak yapılmış olarak ithalatını yapıyorduk. Bir de dışa bağımlılık sorun değil. Ama bugün ne yapıyoruz? Bugün paneller geliyor, ekranı burada birleştiriyoruz. 7-8 tane firmamızın temiz odası var. Tamam, aynı firmalarımız aynı işi yapmak için en azından çipin burada işlenmesi hususunda adım atılabilir diyor. Ve bu konuda kendileri yatırım yapabileceklerini söylüyorlar. Buradan da sizlerin aracılığıyla kamuya burada özellikle altını çizmek istiyorum. Çok yararlı bir program olduğunu düşünüyorum. Bizim bir an evvel kamu özel sektör işbirliğiyle bu yatırımı yapmamız lazım. Ne devlet tek başına bunu yapsın ne özel sektör tek başına birleşebiliyor. Yani bir tane göz bebeğimiz Arçelik bunu yapmak için adım atmasın ya da Vestel atmasın. Birçok firmamız var. 11-12 tane çok büyük dev firmalarımız var artık. Bunlar birleşsin. Kamu da bunlara abilik edecek. Bu fabrikalar kurulacak diye ümit ediyoruz. Benim istediğim bu anlamda bu. Çok teşekkürler başkanım. Evet, yani sorularımdan bir tanesi sonra Osman başkanımıza o olacak aslında. TOK tarafındaki gibi bir konsorsiyum olabilir mi? Burada tabii Sayın Bakanımız var, Anka Bakan Yardımcımız Mehmet Fatih Kacı'ya da buradan selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Kendine de eminim bu konu çok kritik bir konu olduğu için biz özellikle gündeme taşımak istedik. Burada sektörle beraber bir araya gelip devlet ve özel sektör eliyle bu yatırımların eğer yapılması gerekiyorsa, feasible'sa, fizibilitesi bu anlamda Türkiye açısından Türkiye'nin menfaatine olacaksa, TOG için de sonuçta kritik, onu da konuşacağız. Bunların yapılması lazım. Burada hep beraber çalışılması gerekiyor. Sayın Varank'la da 1,5 ay önce falan görüşme fırsatımız olmuştu. İnşallah kendisini de programımızda ağırlayacağız. Bu konunun kritik olduğunu düşünüyoruz. Hep beraber, yani ülke bizim ülkemiz ve biz ülkemizin iyiliğini istiyoruz. Üretim yapılmasını istiyoruz. İstihdam istiyoruz. Böyle bir krizde eğer kapıda varsa, işte görüyoruz talepler vesaire bir anda değiştiği zaman bunların üretim anlamında da sıkıntıları, dışa bağımlılığı mümkün olduğunca azaltmamız lazım. Biraz önce ekran örneğini verdiniz. Bunlar olumlu şeyler. Zaten bizim bunları tartışmamız lazım. Hep beraber konuşmamız lazım. Hep beraber de bu yatırımların yapılması için bunları gündeme taşımamız lazım. Bu anlamda katkılarınız için çok teşekkürler. Sizin eklemeniz tasarımla olacak. Tasarımla ilgili tabii, bir şey buyurun. Yapmamız lazım. Başkanım. Şimdi Hayrettin Bey şeyi güzel söyledi. Yazılım tarafında çok gelişkiniz. Evet. Doğru. Çip içi gömülü yazılımlar konusunda da çok yetenekli ekiplerimiz var. Çok düzgün çalışmalar var. Benim de şirketlerimin yaptığı bu tip gömülü yazılım birçok yerde var. Siz de güvenlik alanında aynı zamanda güvenlik için yönetim tarafında otonom sistemler konusunda çalışan şirketlerim var. Bahsettiğim tasarım konusu yazılımla ilgili bir şey değil. Onu söyleyeyim öncelikle. Çipin yongasının içerisindeki milyarlarca, hani bahsettiğimiz mesela 7 nanometre içerisinde yaklaşık 13-14 milyar transistörü konuşuyoruz. Kimisi akım güçlendirme, kimisi akımı sönümleme üzerine çalışan farklı transistörlerin, milyarlarca transistörün birbirine bağlanması ve bir yorumlama yapması, bir çıktı elde etmesi gibi bir şey konuşuyoruz. Hızını bir kenara bıraktım. Bakın, yonganın içindeki bu transistörlerin
nasıl dizileceği, nerenin ön bellek olacağı, nerenin merkezi işlem olacağı, nerenin ikinci bellek olacağı gibi temel bir tasarım var. Bu tasarım çok uzun zamanda yüzlerce, binlerce mühendisin beraber çalışmasıyla mümkün olan şey. Biz burada Türkiye'de bahsedilen kaç tip çip lazım diye baktığımız zaman 35-40 bin farklı çipi kullanıyoruz. Tamam, 50 milyar tane ihtiyacımız var ama birbirinden çok fazla farklı, yüzlerce değişik tipte, yüzlerce değişik çıktı üreten, yani farklı çözümlere hitap eden çiplere ihtiyacımız var. O çipleri de birileri üretiyor. Kullanım kılavuzlarıyla beraber devre üreticilerine sunuyorlar. Tasarımcılar devreyi tasarlıyorlar o çipleri kullanarak ve ortaya bir ürün çıkarıyorlar. Yarı bir mamül, yarı mamül çıkartıyorlar. Bu yarı mamülleri alıyoruz. Cihazlarımızın içerisinde kullanıyoruz. Şimdi çipe indiğimiz zaman bakın devre yok ortadan. Pertinaksı konuşmuyoruz. Çipin yonga içerisindeki transistörlerinin nasıl çalışacağını, nasıl olacağını çalışmaktan bahsediyoruz. Onun tasarlanmasından bahsediyoruz. İşte bu tasarım basit, tek kendi deneyimimle konuşacağım. Bir girişimimiz oldu. Akım yönetimi ile ilgili, yani UPS'lerdeki işte bugünkü lityum iyon pillerin nasıl tüketileceği ile ilgili bir akım yönetim çipi tasarımına girdik. Ki küçücük bir çip bu normalde. Bu çipin tasarlanması bizde yaklaşık 16 ayda mümkün oldu. Ki bu çipin farklı teoriyle üretilmiş dünyada 10-15 fabrikada üretiliyor bu çip. Şu anki UPS'lerde, arabaların start stoplarında, cep telefonlarının açma kapama, akım yönetim, pil yönetimi yerlerinde kullanılan bir çipi konuşuyorum bakın. Daha henüz üretmeye başlamadık. Tasarımını yapıyoruz. Birinci deneme üretimini yaptırıyoruz Belçika'da. İkinci deneme üretimini yaptırıyorsunuz fiyata göre artık Tayvan'da ya da yine başka bir ülkede. Bir süreç var orada. Yani bakın sadece bir çipi konuşuyorum size. 500 farklı çipi, başkalarının üretmiş olduğu çipi kullanırken ben bunları burada üreteceğim deme şansınız yok zaten. Bunların hepsini tasarlayıp kendinize özelliklerini yapacaksınız ya da tasarlamış bir firmadan bunun haklarını satın alacaksınız. O şekilde üretime başlayabilirsiniz. Dolayısıyla ya bu çipleri üretmekte olan bir fabrikayla bir araya geleceksiniz ve kendi ihtiyacınızın yoğun üretileceği bir fabrika yapacaksınız, ortaklık kuracaksınız. Amerika sanırım şu an Tayvan'ın o en büyük firmasıyla onu yapacak Amerika'da. Tabii ki yapıyor zaten. Öyle anlaştılar. Bakın şöyleydi, Amerika çip konusunu, zaten bu silisyum zenginleştirme konusunu 1820'de başlamış bir ülke. Bakın 1920 demiyorum, 1820 diyorum. O günkü kimya teknolojisi silisyumu o kadar saflaştıramadığı için zamanla ertelenmiş gelmiş. Ta ki fabrikaların çıkışı 1920'lere Amerika'daki ilk denemeler 40'lı yıllardan sonra bugünkü gördüğümüz gözümüzün aşina olduğu entegre yongalarının ilk görünmeye başladığı tarihler. Ki işte Bell Endüstri, yanlış hatırlamıyorsam belki hocam daha iyi bilirsiniz. Üniversite içerisinde yapılmış bir tasarımla beraber işte ondan ayrılan bir ekibin bir fabrikayı kurması, onlardan ayrılan bir ekibin ikinci fabrikayı kurması derken bugünkü görüntü işlemi, işte Nvidia'lar, evet, efendim işte UMC'ler, Intel, Texas Instruments gibi onlarca fabrikanın asıl teknoloji üreticisinin Amerika'da yerleşmesi, bunların daha sonra maliyeti ucuza getirmek için daha ucuza, daha çok üretebilecek yapıyı Tayvan'da başlatıyor olmaları, onun ham maddesi zengin silisyum, yani silisyum zenginleştirme konusunu Çin üzerinde yoğunlaştırmalarıyla beraber başlayan giden bir süreç. Ama ana tasarımlar hala şeyde, Amerika'da. Yeni çip tasarımları da hep oradan çıkıyor bakın. Şu anda Qualcomm, işte efendim Broadcom, işte hepsinin uzmanlaştığı belli alanlar var. Yani biri iletişim çipine çok uzmanlaşıyor, biri görüntü işlemeye çok uzmanlaşıyor. Değişik şeyler var. Aslında temel olarak baktığınız zaman yarı iletken dediğim şey sadece silisyumla da bitmiyor. Yani bugün LED ekran teknolojisi, LCD'ler, ondan sonra LED'lerin kendileri en başta. Yani ışık saçanlar. Ya da daha ileriye gidelim.
Güneş enerjisi işte GES'lerde kullanıyoruz. Hani o güneş hücreleri dediğimiz. Evet. Onlarda da aynı yarı iletken mantığı. Aynı tarz teknolojiler söz konusu. Yine kimyayı konuşacağım. Yine oraya dönüyor iş. Bilim dallarının bu konuya gerçekten odaklanıp çalışmasına geliyor. Burada tasarım konusuyla çipin başlaması şart. Yani bizim ülkemizin yani bana göre on binlerce kendi tasarımların olması lazım. Bunları öncelikle dışarıda ürettirilmesi, bu hazır fabrikalarda üretilmesi, sonra ihtiyacımız bir fabrikayı besleyebilecek hale geldiğinde bir fabrikanın fizibilitesi uygun olduğunda, fizibilitesine yani fizibiliteyi karşılayacak durumda bir tüketimimiz evet. olduğunda da fabrikayı kuruyor olmamız evet. lazım. Yoksa yatırım yapmak şey değil. Bakın devletimize şu anda az önce Hayrettin Bey söyledi. Yani 15-20 tane ana tüketimi yüksek olan fabrikalarımızı alsak, götürsek, ben 15 milyar dolara gerek yok bununla ilgili. Ben yaptığım incelemelerde 55 ila 100 nanometrelik bir fabrika 720-730 milyon dolarlar mertebesinde kuruluyor. Fakat çevresindeki ekosistem olmayınca fabrika kurmanız bir şey ifade etmiyor. Evet. Yani onun içerisindeki çalışan insanlar bu konuda know-how sahibi olmak zorunda. Bu işi biliyor olmaları lazım. Fabrikayı çalıştırıyor olmanız lazım ve doyuruyor olmanız lazım. Evet. Sadece yani o geliriyle karşılanıyor arz olması talep, lazım. Evet yani o arzı satabileceğiniz bir talebi de yaratmak lazım. Evet. Bir doğru. Çin'in bu konuda mesela çok baskıcı olması, Çin'in Tayvan'dan kendi içine teknolojiyi daha çok almaya çalışıyor olması, Amerika'nın buna biraz engel koyuyor olması, temelde yine aynı yere geliyor. Bakın dünyanın silisyum zenginleştiren en büyük ülkesi Çin şu an. Yani o bahsettiğimiz plakalar, çipin işlendiği silisyum plakalarını yapan, o kimya teknolojisini geliştirmiş olan ve içinde çok iyi seviyeye getirmiş olan Çin. Dünya çip ham maddesinin %54'ü Çin'den çıkıyor. Fakat işleme noktasında Noval ve patent %63 Tayvan'a gidiyor. Evet. Diğerleri diğer ülkelere dağılıyor. Şimdi buradaki olay, bakın, kendi içinde iç tüketim olmasına rağmen, Çin için bu cümleyi çok kullanırım. Çin'in en önemli özelliği bana göre nüfusudur. Yani 1 milyar 600 milyon insan kendisi aynı zamanda zaten, tüketici zaten. Tabii. Yani başlı başına hem tüketim ham madde kendisinde üretim yani. Başka bir yerde tüketici noktasında yine kendisi tüketici evet. bir noktada. Burada da iç içe geçmiş yine olan bizim devletimizin var. Sof gücünün artması, etki alanındaki ülke sayısının artması, Türkiye'den ürün bekleyen, ürün alan ülkelerin sayılarının artması çok önemli bir hale geliyor. Yani tüketimi öncelikle artırmamız lazım. Tüketim artınca o fabrikayı besleyecek hale geldiğinde fabrikayı mutlaka kuran bir baba yiğidimiz çıkar. Kimse çok teşekkürler başkanım. Yani. Hemen Ali Murat Kırık hocamıza sormak istiyorum. Çip krizi günümüzde neden bu kadar önemli hale geldi? Sizin eklemeleriniz bu anlamda. Birçok konuyu konuştuk. Hı-hı. Tayvan çip üretiminde neden kilit noktada bulunuyor? ABD ve Çin için Tayvan'ın önemi nedir? Birçoğunu konuştuk. Hı-hı. Eklemelerinizi bu anlamda buyurun, söz sizde. Tabii hocam. Ben şunu söyleyeyim. Türkiye açısından mesela değerlendirme yapayım, hani bu krizin Türkiye açısından ne olacak, neredeyiz vesaire diye. Şimdi aslında bizim bir fabrikamız var. 1983 yılında kurulan, Gebze'de kurulan TÜBİTAK ve Bilgem'in işte dediğim gibi işbirliğiyle oluşturmuş olduğu ve yaklaşık 55 mühendisin de yer aldığı bir fabrikamız var. Dolayısıyla Türkiye tabii ki kendi imkanları dahilinde bir şeyler yapıyor. Özel girişimcilerin de aynı şekilde kurmuş olduğu, özellikle savunma sanayinde kullanılabilmesi açısından, ki savunma sanayi unutulan bir noktada, ben öyle düşünüyorum. Hep ev elektroniğini konuştuk, efendim işte otomotivi konuştuk, ama bilmiyorum başkanım siz katılır mısınız ya da Hayrettin başkanım, savunma sanayi de bizler için son derece önemli. Çünkü şu an aslında var olan kendi yerli milli İHA'larımız, SİHA'larımızda da aslında bu çipler kullanılıyor. Tabii. Baktığımızda. O yüzden bunun da özellikle altını çizmek istedim. Şimdi tabii Tayvan'ın zaten buradaki faktörü önemli. Yani burada iş gücü olsun, istihdam olsun, o açıdan baktığımızda da ister istemez önemli bir noktada. Ama şu da bir gerçek. Amerika yani şu an pazarda tek bir hakimiyet kurmak ve aynı şekilde de uluslararası ilişkiler açısından da değerlendirdiğimizde aslında kendisi de bir şekilde o biçimlendirmeyi sever aslına bakarsanız.
Burada da aslında bir şekilde bir senaryosu var ve bunu aslında aktif hale getirmeye çalışıyor. Hep hassas noktalar, hassas uçlara dokunarak aslında bunu bir kriz haline getirmeye çalışıyor. Çünkü bu krizden kendisi bir şekilde çıkar sağlayacak. Çünkü Çin'le sen Tayvan'ın arasını bozarsan herkes bu sefer Amerika'dan çip almak zorunda kalacak. Şimdi işin bir de bu boyutu var. Hani hep diyoruz ya aslında böyle bir sorun yok. Evet gerçekten yok ama adamlar suni bir sorun çıkartarak bunu ortaya sorunmuş gibi sunuyor. Ve medya aracılığıyla da onu da çok sever. Medya aracılığıyla bunu pohpohlamayı, krizleri çıkartmayı. Çünkü medya yönetimi de çok iyidir. İşte Vietnam Savaşı'na nasıl Rambo'yu çıkarttı aynı şekilde ortaya. Sanal kahramanlar oluşturmayı, krizi çıkartıp kahramanlığı kendisine her zaman bahşetmeyi bildiği için. Burada da aynı durumun ben var olduğunu düşünüyorum. Tabii... Hayrettin Başkanımızın söylediğine ben de katılıyorum. Ama şuna katılmıyorum. Yani Türkiye'nin bir politikası olmadığını hani bu noktada inanmıyorum. Zaten hani var olan çalışmalar da bunu gösteriyor açıkçası. Ha, yeterli midir değildir. Ben de katılıyorum o konuda. Ama hiç olmaması demek günümüzde bu kadar her noktada kullanılan ev elektroniğinden otomotiv ve savunma sanayinde kullanılan bir çip noktasında Türkiye'nin bir politikasının olmadığını söylemek pek doğru olmayacak. Bu benim kendi kanaatimdir. Kendimi bağlar daha doğrusu. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda, değerlendirdiğimizde, irdelediğimizde evet bu noktada yapmamız gerekenler var. Özellikle belki ortak işbirlikleri kurmak. Yani elbette ki ben de isterim kendi yerli milli üretimimiz gerçekleşsin ama bunu dediği gibi Hayrettin Başkanım'ın yazılımla mutlaka desteklemek son derece önemli. Yoksa çip üretmenin de çok bir anlamı kalmaz. Yani tamam fabrikayı kuralım, oluşturalım ama burada yine eğitim noktasına geliyoruz. Yani bu fabrikanın kurulması da bir anlam ifade etmez. Bunun sen altyapısını hazırlayarak gerçek anlamda buna yönelik eğitim vermen gerekir. Şimdi burada üniversitelerin belki eğitim süreçlerini de kontrol etmemiz gerekir. Ne kadar uygulamaya, sahaya yönelik bizler eğitim verebiliyoruz? Gerçek anlamda bu işi kotarabiliyor muyuz? Bunu yapabilecek altyapımız söz konusu mu? Laboratuvarlarımız var mı? İşte burada Osman Başkanım söyledi. Bu işin kimyasal bir boyutu var. Dolayısıyla fiziği ilgilendiriyor, kimyayı ilgilendiriyor. Fiziği ilgilendiriyor. Bunların altyapısını uygulama. Yoksa dört duvar arasına ben tahtaya çizerek... Ondan olmaz. Sonra bakın arkadaşlar bu çipte. Hadi Ar-Ge yapıyoruz beraber aynen. Olmuyor. Bu olmuyor. Tabii. İşte hep aynı noktaya geliyoruz. Üniversite sayısının artması bir anlam ifade etmiyor. Bunu her zaman da söylüyorum. Öğrencileri mezun etmemizin de herhangi bir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok hatta. Bir tane üniversitem olsun. Onu ben tamamen nitelikli bir şekilde yetiştireyim. Benim şu an ben kendi açımdan da baktığımda ben bunu görüyorum. Bilmiyorum katılır mısınız, katılmaz mısınız? Önce bunu çözmemiz lazım. Elbette ki fabrika açamam önce onu yapacak, orada çalışacak mühendisleri yetiştirelim. Uygulamalı bir şekilde bu işi öğrenebilsinler. Benim her zaman şeyim budur. Yoksa çok üniversitemiz var, şu kadar üniversitemiz var, şu kadar elektrik elektronik mühendisimiz var, bu noktada bu kadar bilişimcimiz var, şu kadar yazılımcımız var. Bunlar çok güzel, gurur duyuyorum. Bir vatansever, milliyetçi bir insan olarak ben gurur duyuyorum bundan. Ama dediğim gibi bunları da göz ardı edersek, eksiklerimizi söylemezsek bu sefer dediğim gibi bir sıkıntı yaşarız gelecekte ki yaşamaya da başladık diye düşünüyorum Şenol Bey. Bu da kendi adıma kendi görüşümdür yani. O yüzden her zaman siz de söylüyorsunuz sektör, akademi, işbirliği olmalı. Hatta özel sektörler işte Hayrettin Başkanım da söyledi. Arçelik gibi, Vestel gibi gerekirse destek vererek üniversitelere, devlet üniversitelerine destek vererek kendileri ya diyecek ki ben 5 mühendis yetiştireyim ben bunu alacağım. 10 tane yetiştireyim 10 tane alacağım. Ben de destek vereyim, laboratuvar oluşturalım, Ar-Ge yapalım. Ben buna varım. Bunu yapmadığımız müddetçe gerçek anlamda gelecekte çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalırız diye düşünüyorum efendim. Çok teşekkürler hocam. Yani çok önemli noktalara değindiniz. Gerçekten üniversitelerin nitelikli öğrenci evet. Mezun etmesi konusu çok önemli. Nicelik de tabii ki önemli. Evet. Üniversite sayıları ama nitelik tarafına artık odaklanmak gerekiyor. Bu alanlar işte Ar-Ge yapılması gereken alanlar zaten bunun için çok önemli. Hoca kaynağının da aynı şekilde yetiştirilmesi lazım. Bu anlamda daha da iyi noktaya çıkması gerekiyor. Altyapı yatırımları, laboratuvarlar. Belki bu kısımlar önemli. Belki burada işte sanayinin de önemli bir katkısı olabilir. Yani bu fabrikalar kurulmadan önce belki üniversite ortamlarındaki laboratuvarlar. Çünkü üniversitelere gittiğimizde bazen bunların eksikliğini görebiliyoruz. Tabii. İşte bazı üniversitelerde görüyorum işte laboratuvar diye gittiğimde aslında ortada hiçbir şeyin olmadığını da
gördüğümüz durumlar olabiliyor. Evet. Onlara da belki katkıda bulunmak lazım. Burada işte üniversite, sanayi, kamu, devlet tarafının bu işle ilgili olarak, bu iş özelinde ve diğer alanlarda da bunun stratejisini belirleyip özel sektörün de desteğiyle üniversite tarafındaki kalitenin de arttırılması bence herkesin üzerinde mutabık kalacağı ilk adım en azından olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Osman Başkanımıza ben tekrar dönmek istiyorum. Biraz önce girdik, çip üretimi yapabilmek için ne düzeyde bir yatırım ihtiyacı var? İşte bazılarında 1 milyar doların altında olduğunu anlıyoruz. Özel sektör tıpkı TOK'ta olduğu gibi konsorsiyumla bu yatırımı yapabilir mi? Baba yiğitler çıkar dediniz siz zaten. Devlet teşviki mi bunun için önemli olur? Stratejik ve ticari açıdan fizibilitesi anlamında yorumlarınız oldu. Bunu belki biraz daha geliştirebiliriz. Stratejik bir soru olarak da, aslında önemli bir soru olarak da, TOK bundan etkilenir mi bu süreçten mevcut durumda? Buyurun, söz sizde. Süreyi ayarlamak açısından her soruya 4'er dakika şeklinde ben ayarlamaya çalışacağım. Tamam. Buyurun başkanım. Ben oraya sığacağım inşallah. Evet, inşallah. Şöyle, şimdi az önce Ukrayna, Rusya'yı konuştuk. Çin'i, Tayvan'ı ve Amerika'yı konuştuk. Şöyle bakalım, aslında çok kısa buraya değinmem lazım. Bunu değindikten sonra ne boyutta yatırım ya da nasıl bir yatırımı konuşmak daha kolaylaşacak. Rusya Ukrayna'ya girer mi, girilmez mi diyorduk değil mi? Girdi mi? Girdi. Bir haftada bitecek diyorduk. Bir haftaları geçti, ayları geçti. Şimdi aynı şey acaba Çin için olur mu? Evet. Tayvan için olur mu? Ki onlar Rusya, Ukrayna gibi de anlaşmalı bir şekilde ayrılıp anlaşmazlık yüzünden birbirleriyle savaşa başlamış değiller. Çözülemeyen anlaşmazlıkları Var zaten. Çözülemeyen bir anlaşmazlıkları var zaten. Yani ve 71 senesinde galiba bir işte Çin'in Birleşmiş Milletler'de tanınmasıyla beraber zaten bu anlaşmazlık artık iyice yukarı çıkmış. 80'li yıllarda Tayvan'ın bağımsızlık ilanı iddiası olmuş. Çin ilhak ettim, sen ayrı bir yerdeysin, benim vilayetimsin diye iddiada bulunuyor. Toprakta öteden beri hak iddia ediyor. Yani bakın, acaba olur mu olmaz mı sorusunun cevabına, hadi olursa nasıl karşılık bulurun cevabını kimse veremez. Hiçbir siyaset bilimci de şu anda veremez. Herkes tahminlerde bulunur. Genel manada sonuçları hakkında hiçbir net yorum yapılamaz. Şimdi böyle bir ortamda çipin de 63'ünün yani ana üretici işte Tayvan semikondüktör diyoruz. Yani TSMC'nin %54'ü %56'yı karşıladığı bir ekosistemde, onunla beraber başka üreticilerin de olduğu bir ekosistemde, acaba Tayvan Çin tarafından işgal edilirse Ukrayna'daki buğday krizi gibi bir kriz daha çıkabilir mi? Evet. Sorusunun cevabı aranır. Şimdi bunu önlem olarak yapabileceğiniz şey şudur. Diğer ülkelerdeki mevcut üreticilerin kapasitelerini artırmalarını konuşabilirsiniz. Kapasiteyi artıracak olan yatırımcı da şunu düşünecektir. Ben bu yatırımı yaptığımda ana yatırımımı kaç yılda geri çıkarabileceğim? Ve bu kriz çözüldüğünde, bu kriz bittiğinde bu yatırımım yine kazanmaya devam edebilecek mi? Şimdi teknolojinin çok hızlı geliştiği bir ortamı konuşuyoruz. Bakın ne dedik? 55 nanometre diyoruz. 10 yıl öncenin, 15 senenin öncenin teknolojisinin üretimlerini arabalarımızda, elektrik süpürgelerinde orada burada kullanıyoruz. Herkes mikro işlemci üretmiyor. Herkes çok gelişmiş tüketici elektroniğindeki cep telefonunun içine girecek olan çipi üretmiyor. Dışarıda oyuncaklarda kullanılan çiplerimiz var. Ya da farı açıp kapatmak için kullandığımız bir çipimiz var. Ya da işte görüntü, aklımızdaki ekranlardaki görüntüleri detay işleyecek olan, işte daha az ısınan, daha az elektrik tüketen, daha yeni teknolojilerle yapılmış çiplere de ihtiyacımız var. Yeni yatırımı yapacak olan kişi hiçbir zaman eski teknolojiye yatırım yapmaz. Kriz var diye, üretim yetmiyor diye onlardan aynı yatırımın tekrarını yapmasını istemek de mantıklı değildir. Onlar çünkü aynı endişeyi taşırlar. Ben tabii bittikten sonra, bu ne kriz olacak, bittiğinde ne olacak? Benim yatırımım geri çıkacak mı, çıkmayacak mı sorusunu kimse cevaplandıramaz. Az önce hocamın bahsettiği TÜBİTAK, BİLGEM gibi kurumların ya da Ankara'da bir tane daha yanılmıyorsam gene var. Hatta ben yine Simos
algılayıcı çip üreten bir tesisi de kendim Türkiye'de gördüm, müşahede ettim. O işlemi yapan sistem ODTÜ Teknopark'taydı yanlış hatırlamıyorsam. Yine bunu da üretenler var, birçok yerde var. Termal kamera üreticimiz var, sensör üreten mesela doğrudan doğruya. Bunlar çok zor yatırımlar ya da çok karmaşık yatırımlar değil, tekrar ediyorum. Bunlar büyük para gerektiren ve çok büyük know-how harcaması ihtiyacı olan. Ve lisans, patent. Ve evet, tasarım. Yani tasarımlarınız olacak, işte onların deneysel çalışmalarını yapılmış olması lazım. Ardından da seri bir tüketim ihtiyacı olacak. O siparişi alıyor olacaksınız. Ondan sonra seri üretimi zaten konuşup verimliliği, maliyeti konuşur hale gelebilirsiniz. Ben şimdi tekrar sorunuza döneceğim. Bu ortamda hani kriz çıktı çıkacak. Kim birini ilhak edebilir mi, etmez mi? Nasıl bir kriz çıkar? Sorusunun cevabı olacak şekilde söylemeye çalışacağım. Türkiye'de bu yatırım yapılabilir. Yapılmayacak bir şey yok, değil. Ama hazır bir transferle başlangıçta kolay yapılır. Ama yok, biz kimseyle bunu ortak yapmayalım. Dışarıdan hazır da almayalım. Bize bu konuda kimsenin patentiyle, üretim gücüyle de uğraşmayalım gibi bir şey söyleyecek olursak mümkün olmaz. O zaman üniversitelerde dediğim gibi tasarımla, bilimle başlamak zorunda. Onların geçtiği o merhaleden geçmek zorundayız. Çaresi yok bu iş. 1820'ler. Belki o kadar geri gitmeyelim de ama şu 1970'lerden sonraki süreci belki Türkiye'de yaşaması. Mutlaka yaşanması gerekiyor. Ama hazır alırsak, tabii ki hazır başlarsak bu daha kolay başlar. Ekosistemin gelişmesi için, içerideki insanların daha iyi yetişmesi için daha önemli fırsatlar getirebilir. Çok güzel sonuçlar da alınabilir diye düşünüyorum. Araç teknolojimiz de öyle oldu. Otomotiv öyle oldu. Beyaz eşya öyle oldu. Tekstil öyle oldu. Yani biz önce fason çalışmaya başlayıp ardından kendimiz yapmaya başladık birçok şeyi. Bunda da aynı yöntem izlenebilir diye düşünüyorum. Evet. Ama stratejik bir alan olduğu için hangi ülke bize bunu vermeye razı olur sorusuna cevap bulamıyorum. Çünkü ben gidildiğindeki 5-6 tanesiyle ben de görüşme fırsatı elde ettim. Hani konuştum. Bunlar teknolojilerini vermek istemiyorlar zaten. Yani eski bir makinesi var orada diyelim. Eski bir önceki teknolojiyi kaldırmış, çalıştırmıyor. Onu veriyordur. Onu getir diyorsunuz. Hayır, getirmiyor. Onu da vermiyor. Bakın burada değişik bir sektörü bahsediyordu. Kendi makinesini üreten bir fabrikadan, kendi makinelerini de tasarlayan bir yatırım sürecinden bahsediyoruz. Yani laboratuvar ortamında çalışıyorlar, Ar-Ge'yi çalışıyorlar. İşte daha iyi nasıl yaparız, daha düşük nasıl yaparız diyorlar. Verimliliklerini çalışıyorlar. Hata oranlarını çalışıyorlar. Mesela bugün fabrikaların, araştırın internette ya da araştırma şeylerinde, raporlarında bu fabrikaların ne kadar hatalı üretim yaptıklarını siz hiçbir yerde bulamazsınız. Evet başkanım, son cümle olarak alalım toparlamak adına. Türkiye'de bu yapılır. TOG'un bununla ilgili çok büyük sorun yaşayacağını ben açıkçası düşünmüyorum. Çünkü TOG mevcut üretim planını çok önceden beri çalışıp geliyor. Onlarla ilgili siparişlerini ve ürün tedarik tarafını şimdiden ayarlamışlardır. Yani bugüne kalmışsa zaten durum çok kötü demektir. Bu çok önceden ayarlanmıştır. Büyük sorun olacağını düşünmüyorum açıkçası. Çok teşekkürler başkanım. Şimdi Hayrettin başkanımıza dönmek istiyorum. Türkiye'de sanayinin çip eksikliğini giderecek kısa, orta ve uzun vadeli planlar nelerdir? Sizce neler yapılması gerekiyor? Osman başkanımızın da sözlerine ekleme yapmak isterseniz bu anlamda buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Ben yine ülkemdeki OEM ve ODM imalatların ne kadar önde olduğunu ve ne kadar başarılı olduğumuzu övünerek, söyleyerek başlamak istiyorum. Hatırlatma olsun, Avrupa lideriyiz. Dünyanın sayılı üreticilerinden bir tanesiyiz. Burada ürüne sahip çıkmak ancak ürüne sahip çıkma isteğiyle oluşacaktır. Benim rahmetli babama ben bundan 45 sene önce radyo yapacağım dediğimde bana inanmıştı. Diğer aile bireylere inanmamışlardı. Ama ben radyo kitini alıp radyo haline getirip ses çıkarttığımda rahmetli babam dedi ki bakın Hayrettin radyoyu yaptı, bu da çalışıyor dedi. İşte yerli milli ürün ortaya çıktı. Dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse tüm ürünleri kendisi imal etmiyor. Doğru. Yani
yerli ve milli kavramını önce kafamızda bizim bunu çözmemiz lazım. Bu kadar abartmamamız lazım. Madem ki bu kadar OEM ve ODM ürünü biz burada tasarlayabiliyoruz, bu muhteşem mühendislerimizin ellerinden öpüyorum ben. Bu kadar güzel işler çıkartabiliyoruz. Geri kaldı çipe de sahip çıkmak. Çipi de abartmamak. Çipi de ekranı da yapabileceğimizi anlamak ve partnerlerle çalışmak. Evet. Bugün 15 senenin üzerinde Emstar firmasının temsilcisi Fatih Oğuz kulakları çınlasın. Ülkemizde temsilci. Fatih'i al, bu işin başına koy, bu işi çözsün. Yani burada bu kadar abartmamızın da alemi yok ki. Biz 2012 yılında 6 sayılı genelgeyi çıkarttık. Ürünlerin SKD olarak Türkiye'ye gelmemesi, CKD olarak gelmesiyle ilgili. 9 tane fabrika kuruldu. Burada da yüzlerce, belki binlerce insan ekmek kazanıyor. Çok güzel bir şey. Yine Marmara Üniversitesi'nden çok değerli hocamın dediği gibi üniversite sanayi işbirliğini çok iyi hatırlamamız lazım. Biz Marmara Üniversitesi bizim için çok önemlidir. Çok değerli hocamın yanı sıra Doktor Uğur Kesen hocamızla birlikte de biz TürkSat, TÜYAT ve Marmara Üniversitesi TTM Akademi'yi Marmara Üniversitesi'nin içinde elektronik bölümünde kurduk aslında. Hani burada işbirliğinin önemi çok güzel ama adım atmak lazım. Attığınız adım ortaya bir şey çıkartıyor. Yani 2012 yılında çıkartılan 6 sayılı genelge, çok değerli ticaret genel müdür yardımcımız Mehmet Azgın'ın kulakları çınlasın. Allah razı olsun, onun sayesinde bu kadar şey kuruldu, bizi dinledi, bizi anlayabildi. Bugün madem ki biz bu işi çok iyi algılayabiliyoruz, imalat sektörümüz bütün Avrupa'yı doyuracak kadar imalat yapabiliyor. Geri kaldı ne? Adım atmak. Adım atmak için de çipin ne olduğunu iyi bilmek lazım. Yani burada çipin anatomisini, biz atomu tekrar parçalamak, burada olduğumuz takdirde bizim bir adım atmamız çok mümkün görünmüyor bence. Ama herkes kendi uzmanlığında iş yapmalı diye de düşünüyorum. Kanun çıkartılmalı, çip kanunu çıkartılmalı, evet. Biz 2012 yılında 6 sayılı genelgeyi çıkarttığımız gibi çip kanunu da çıksın. Çipin burada yatırımı ile ilgili yatırım yapan firmaların önü daha çok açılsın. Dolayısıyla çip kanunu olduğunda muhakkak çok odaklanmanız burada çok çok önemli. Mesela İHA'larımız var, SİHA'larımız var. Konunun en başında uydularla ilgili bir konu geçti. Yine onu belirteyim. Türkiye uydu yapabilir mi? Türkiye uydu da yapar. Türkiye uydu niye yapmasın? Yani bugün araba yapabilir miyi çok tartıştık. Niye yapamasın? Az önce örneğini verdim. Yani herkes her şeyi yapmak zorunda değil. Ama birleştirdiğinizde bu yerli bir ürün haline geliyor. Odalar Borsalar Birliği, Sanayi Bakanlığı İşbirliği ile yerli ve milli belgesini de veriyor. Kamu da bu ürünleri tercih ettiğinde çeşitli avantajlar sağlanıyor. O zaman uydu da yaparız, otomobil de yaparız, çip de yaparız. Burada adım atmak lazım. Bir yerden başlamak lazım. Hani birbirimizin lafın üzerine laf söylemek değil, herkes görevini yapmak için uzman arkadaşlarımızın bilgi becerisini birleştirmek lazım diye düşünüyorum. Örnek vereceğim. Hani bir geçen yönetim kurulu toplantımızda şu bilgi aktarılmıştı. İşte çip mi yapalım, çipin içinde olduğu ürün mü geliştirelim? Yine sanayicilerimizden bir tanesi dedi ki her eve giren şu an süpürge, Türkiye'de düşünebiliyor musunuz? Bu robot süpürgelerden geçtiğimiz yıl 1 milyonun üzerinde ürün satıldı. Şimdi bu geliştiriliyor. Her evde kedi köpek gibi nasıl bir arkadaşınız oluşuyorsa bu robot süpürgeler arkadaşınız olacak. Eve girdiğinizde merhaba diyecek. Yemeğin altını yakayım mı, lambayı açayım mı, klimayı açayım mı, işte evi temizledim diye size bilgi verecek. Belki de ona sohbet edeceksiniz. Cep telefonunda arama motoruna onunla şey yapacaksınız, giriş yapacaksınız ve sizin bir arkadaşınız. Demek ki burada adımları atarken teknolojinin vazgeçilmez olduğunu, Türkiye'nin önceden Türkiye coğrafya haritasında çeşitli illerimizde çeşitli ürünler, tahıl ürünleri, işte tütün ürünleri, işte pamuk ürünleri gibi ürünler çok öne çıkıyordu. Şimdi teknolojik ürünler çıkıyor. Bakın insanların bunu ben şey yaptığını görüyorum. Zaman zaman eleştirdiğini görüyorum. Türkiye'de işte tarım ürünü tamam ama bakın 1 kilo patatesle 1 kilo elektronik ürün arasında çok büyük fark var. İhraç edeceğimiz ürünün katma değerinin çok çok üstün olması lazım. Savaş ürünleri imalatında savunma sanayisi çok ileriye gidiyor. Ama barış ürünleri de var. Barış ürünlerinde de çalışmaların yapılması lazım. Biz altını kalın kalın çizdik.
uyduların, hele hele yakın yörünge uydularının, sizin de başka programda bunları işlemiştik, gerçekten hali hazırda çok büyük adımlar atılmadı ama biz de bu konuda boş durmuyoruz. Çeşitli adımlar atmaya çalışıyoruz özel sektör olarak. Öne çıkması lazım. Dolayısıyla elektronik sanayimizin ürün imalatında dışa bağımlılığının azaltılması ve stop etmemesi için çok önemli. Yani şu anda imalat yapamıyorsak stok yapmak zorundayız. Stok için para lazım, para da krediyle olacak. Finans bulamıyor elektronik sanayi firmalarımız. Exim Bank bile kredi verirken çok eli ayağı titriyor, çok yüksek faizler olmasına rağmen. Dolayısıyla biz bildiğimiz şeyi yapmak için yeri geldiğinde kredinin, yeri geldiğinde stoğun yapılmasını çok iyi anlamamız lazım. Evet. Atılacak adımları da hep birlikte okul, sanayi, dernekler, bakanlıklar hep beraber yapmamız lazım diye düşünüyorum. Ülkemizin menfaati, hepimizin menfaati olacak. Ana sorunumuz bu olsun. Başka bir sorunumuz olmasın inşallah. Çok teşekkürler başkanım. Evet, burada aslında herkesin üzerinde hemfikir olduğu bir yerden başlamamız lazım. Evet. Burada da özellikle Amerika'yı yeniden keşfetmek yerine mevcutta bu işi yapan firmalar kimlerse onlarla işbirliği yaparak bunu organize edebiliriz gibi görünüyor. Doğru. Dolayısıyla burada işte üniversite, sanayi, devlet bir araya gelerek bu konuyu özel olarak belki bir masa kurup, çünkü önemli bir potansiyel tehdit aslında, potansiyel sıkıntı çıkarabilecek durumda. Bununla ilgili stratejiyi belirleyip ilerlemek kalıyor gibi görünüyor. Burada herkes aslında hemfikir gibi görünüyor. Şimdi Ali Murat Hocam'a dönmek istiyorum. Türkiye açısından değerlendirdiğimizde bu kriz lehimize çevrilebilir mi? Konuştuğumuz konular neler yapılması gerekir? Sizden de alalım hocam. Son 5 dakikaya da giriyoruz. Sizden sonra da çok kısa bir 30'ar saniye son görüşleri soracağım. Ben de hemen kısaca toparlayayım. Zaten gerek çok değerli Hayrettin Bey, gerekse de Osman Bey güzel şekilde ifade etmeye çalıştılar. Ben de nacizane Türkiye açısından ne yapılması gerek konusuna belki değinebilirim. Şimdi Türkiye açısından yapılacak çok şey var mı? Evet, var. Öncelikle insanlar ne olursa olsun bir bu alanda iyiyse, iyi bir şirketse, iyi bir araştırma şirketi de olabilir, iyi bir teknoloji şirketi de olabilir, bu alanda çalışan, hizmet veren, faaliyet gösteren bir şirket de olabilir. Bunların hepsine gel kardeşim demesi gerekir. Özel sektör, kamu, kimse, ne olursa olsun hiç beni ilgilendirmez. Ülke adına yapılacaksa bu, o zaman benim bunu görmem lazım. O öyleymiş, bu böyleymiş, bunu yapmayacağız. Bir. İkincisi, gelecek herkes gerçek anlamda ne yapabilir onu koyacak. Evet. Yoksa sadece efendim ben böyle istiyorum, böyle olsun. Şu, işte Şenol öyle diyecek. Hayrettin böyle diyecek. Bu sefer ne olacak? İşin içinden çıkamamış olacağız. Ama ortak bir şekilde Hayrettin Bey siz ne yapabilirsiniz? Osman Bey siz ne yapabilirsiniz? Ali Murat Bey, Şenol Bey siz ne yapabilirsiniz? Ortaya koyalım, ondan sonra en güzelini çıkarmaya çalışalım. Bunun yapılacak ilk işi bu. Anlatabiliyor muyum? Bu benim kendi düşüncemdir. İkinci olarak da bu alanda yapacak çalışmaların mutlaka kamunun özel sektörü desteklemesi gerekir. Özel sektör de çok iyidir Hayrettin Bey. O zaman ne yapacağım ben kamu olarak? Ya ben kendim kurayım demeyeceğim. Zaten var olan kurulmuş bir yapı varsa ve bu ülke için kullanılacaksa o zaman bir ortaklık kurulabilir. Zaten bunun yapılması da gerekir. Yapılmamasının da yanlış olduğunu düşünüyorum. Hem de ivedilikle. Bu konular mesela ben bugün Sayın Hayrettin Bey'den de önemli, bu ekran konusunun da çok önemli bir konu olduğunu en azından görmüş oldum. Bundan sonraki süreçte ben de nacizane bu noktada araştırma, neler yapılabilir, ne edilebilir, bu konuda da üstüne gideceğim. Sağ olsun, teşekkür ediyorum kendisine. Dolayısıyla Ezgi National diğer konuklarımızın da vaktini almadan, güzel şeyler yapılabilir ama el ele verilince, el birliğiyle verilince ancak bu şekilde olabilir. Bu ülke Kurtuluş Savaşı vermiş zamanda. Burada da aynı şekilde bu mücadeleyi verebileceğini düşünüyorum teknolojik açıdan da. Teşekkür ediyorum tekrardan davet ettiğiniz için. Sağ olun. Çok teşekkürler hocam. Son yarım dakika, bir dakika içerisinde son sözleri sizden başkanım alalım, Osman Başkanım. Türkiye'nin bu süreçte arabulucu olabilir mi? Belki ona çok kısa değinebilirsiniz. Ya da son sözler olarak neler söylemek istersiniz? Buyurun, söz sizde. Ortada çok büyük bir görünen, şu anda büyük bir problem olmadığı için şey olmaz. Ama böyle bir problem öne çıkarsa ve görünürse Türkiye tabii ki arabulucu olur. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda geri durmayacağını ben gayet kendi adıma eminim. Bu benim görüşüm. Rusya Ukrayna'da bunu gördük zaten. Tabii ki. Yani mutlaka orada da önde olacaktır. Dünyaya bunu ifade etme konusunda rahatlıkla girişimlerde bulunacaktır. O konuda
öyle düşünüyorum. Diğer tarafta da çip tarafında Türkiye'de üretimin olabileceği muhakkak, her şeyi yapıyoruz. Aynen. Onu da çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Yabancı ortaklıklarla, dışarıdan bunu başka ortaklıklarla başlatıp devamında özgünleştirmek, devamında o ekosistem oluştukça, zenginleştikçe kendimize ait olanı yapmamızın da mümkün olduğuna eminim. Bunda da bir endişem yok. Bütün cami, bütün halkın da bu konuda böyle düşünmesi, bunda endişe etmemesi en büyük arzumdur. Ben diğer arkadaşlarıma, hocama, Hayrettin Başkan'a teşekkür ediyorum. Size teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkürler Başkanım. Davet ettiğiniz için bunları bütün halkımıza anlatmaya aynen fırsat aradığımız çok yerlerde. Çok sağ olun Başkanım. Hayrettin Başkanım, son cümle olarak son cümlenizi alalım. Süremizi maalesef aştık. İnşallah bu konuyu detaylandırma imkanımız tekrar olur. Evet. Buyurun lütfen. Küresel bazda her ülke kendi çözümünü buluyorsa Türkiye Cumhuriyeti de kendi çözümünü en kısa sürede bulacaktır. Biz de elimizden geleni her anda yapmak için hazır olduğumuzu belirtelim. Burada illa tekrar tekrar güncellemeye gerek yok. Amerika, Kore, Tayvan bu işin liderleri durumunda ise Türkiye'de muhakkak bir yerinde çok güçlü bir şekilde olacaktır. Ben dijital gündeme ve Bengü Türk TV'ye bu güzel konuyu işlediği için tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. Katılımcılara da gerçekten güzel bilgi verdiler. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Çok, sağ olun. Çok teşekkürler Başkanım. Ali Murat Hocam, son cümlenizi alalım. Evet. Bu konuyu ben ilk defa bu kadar detaylı bir şekilde işlendiğini gördüm. Medya açısından değerlendirdim. O yüzden Şenol Bey'e teşekkür ediyorum. Var gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz ülkemizi kalkındırmak adına. Çok teşekkürler hocam. Evet, bu akşam küresel çip krizini, Çin, Tayvan ve ABD arasındaki gerilimi ve aslında Türkiye açısından buradaki çözüm önerilerini hep beraber konuştuk. Güzel aslında fikirler de ortaya kondu. Bu yayının kaydını da Sayın Bakanımız Varank'a ve Mehmet Fatih Kacır'a ben kendim ulaştıracağım. Bununla ilgili olarak da inşallah girişimler artar. Hep beraber üniversite, sanayi, devlet tarafı, özel sektör bu konuya el atar ve aynı TOK'ta olduğu gibi bir çözüm bulabiliriz diye inanıyoruz. Biz de elimizden geldiğince bu konuları işlemeye devam edeceğiz. Telekomünikasyon, Uydu ve Elektronik Sanayicileri İş İnsanları Derneği Başkanı Hayrettin Özaydın, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Osman Çalışkan, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Murat Kırık ve ekonomist Erkan Öz ve Dijital Biz Dergisi yazarı Arzu Tufan'a aktardıkları değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni konu ve konuklarla tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, iyi akşamlar.